Sayın Başkanım, kamu kurumlarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarım. Bu ayki seminer konumuz olan iş ve sosyal güvenlik hukuku uygulamalarında meslek mensuplarımız açısından güncel gelişmeler ve müşterilerimiz açısından güncel gelişmeler konulu seminerimize hoş geldiniz. Şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Neyse, sağ salim çıktık arkadaşlar. Evet, tam bugünkü konuya uygun bir iş kazasına uğrayabilirdik ama Resulcüm, nasıl olacak bu iş? Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz. Şimdi bugünkü konuşmamda satır başta neler olacak? Biliyorsunuz sermaye artışlarının uzatılması talebi var. Aracılık sözleşmesi konusu var. Eğitimler, mesleğin geleceği, meslek kararları ve her zaman olduğu gibi kamu gözetim kurumuyla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi sermaye artışı gibi uzatma talebimiz var bildiğiniz gibi sevgili arkadaşlarım. Aldığımız bilgi şu, son bilgi şu, kesin uzatmayacağız diyorlar. Çok uzattık bu sermaye artışlarını ama bu kesin uzatmayacağın son dakikada uzayabilir mi? Aslında bir emler yapmakta yarar var çünkü bu işte bir hizmetin karşılığı da var her şeyden önce. Ama benim geçen Ticaret Bakanı'nın bürokratlarıyla bir toplantıda bir araya geldik. Oradaki aldığım bilgi kesin ve kesin uzatılmaması doğrusunda. Şimdi bir diğer konu aracılık sözleşmeleriyle ilgili. Ben güncelleme ile ilgili teknik boyuta girmeyeceğim ama bir konuyu paylaşmak istiyorum özellikle. O da şu. Şimdi maalesef bazı arkadaşlarımız defter tutuyor. Tutmuş olduğu defterin ücreti üzerinden makbuz kesmemek için 4 nolu aracılık sözleşmesiyle beyannameleri göndermeye çalışıyor. Öyle mi arkadaşlar? Bu maalesef var. Şimdi önümüzdeki süreçte şimdiden uyarıyoruz 2014 yılında mağdur olmamak açısından basit usul ve gayrimenkul sermaye iradı dışındaki gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleriyle ilgili mutlak ve mutlaka 3 nolu aracılık sözleşmesi düzenlenmesi gerekiyor. Eğer 3 nolu aracılık sözleşmesi düzenlemeniz takdirde tek bir beyannameyi gönderebileceksiniz. Diğer beyannameleri gönderemeyeceksiniz. Bunu şimdiden hatırlatıyorum belli arkadaşlarımıza. Şimdi değerli arkadaşlar, eğitim bizim vazgeçilmez olgumuz, her şeyimiz. Ve genelde de bir kişi dahi olsa bu eğitimleri yapacağımızı hep ifade ettik. Yani bir terslik var. Bu tersliğe adını koymanın zamanı geldiğine inanıyorum. Şimdi bakın, buraya daha doğrusu 750 arkadaşımız ben bu seminere katılacağım diye rezervasyon yaptırmış. Salonun yarısı yok arkadaşlar. Doğru mu? Peki ne yapacağız bu işi? Şimdi geliyor kişi, bakıyor şeye, dolmuş rezervasyon. Yer dolu diyor, ben gelmeyeyim diyor. Şimdi arkadaşlar, hakikaten bu bir haksızlık olduğunu inanıyorum ben. Biz iki defa üst üste bu eğitimlere mazeretsiz gelmeyen arkadaşlarımızı bundan sonra bu eğitimleri almayacağız arkadaşlar.
Bu işe destek veriyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bu mesajınız bize göre yeterli. Şimdi biz oda olarak ayda bir defa bu eğitimlerimizi sürdürürken yine TESMER İstanbul Şubemiz olarak sektörel bazı eğitim çalışmalarımız gidiyor. Orada sayılarla işimiz yok. Kim yerde 30 kişi oluyor, kimi 40 oluyor, kimi 50 oluyor. Bu işin müdavimleri var, tiryakileri var, onu da çok iyi biliyoruz. Sadece bu eğitimlerle ilgili şunu bilmenizi istiyoruz ki her 15 sektörün her bir eğitim bir tanesi İSMOD TV'ye konuyor. Gelemeyen arkadaşlarımızın izleyebilmesi açısından, ama bu eğitimler tamamlandığında elektronik e-kitapçıklar olacak 15 konuda sevgili arkadaşlar. Bu da uygulamada sizlere katkı sunacağını inanmaktayız. Şimdi değerli arkadaşlar, geçen bir toplantı yaptık biliyorsunuz Cevahir Otel'de. Aslında benim açımdan çok da amacına ulaşmadı o toplantı. Biz yönetim olarak bu toplantıyı düzenlerken meslektaşlarımıza bir farkındalık yaratalım diye düzenlenmiştik. Neydi konu? Devlet sürecinde ilgili meslekle ilgili 3 bakanlığın neler düşündüğünü izleyelim dedik. Bir şeyi çok samimi olarak itiraf edeyim. Şu anda kamu düşünce olarak, proje olarak çok çok önde sevgili arkadaşlar. Başta SGK olmak üzere. Her yerde de söylüyorum. Maliyeciler darılmasın ama maliyecinin önündesiniz şu anda. Çok eski bir kurum olmasına rağmen. Şimdi bakıyorsunuz, vergi idaresinde bir ayrı çalışma. SGK'da çalışma bakanı ayrı bir çalışma. Ticaret bakanlığı da ayrı bir çalışma. Geçen bakanın katıldığı bir toplantıya gittik. Elektronik genel kurulu yapıyorlar sevgili arkadaşlar. Yine kendi içimizde şunu artık tanıştık, konuşmaya başlıyoruz. E-fatura gündeme girdi. Göreceksiniz, çok uzun bir süre değil bu. Uluslararası anlaşmaları da imzalanmış vaziyette. Türkiye 2020'ye kadar bana göre, çok uzun bir süre belki, ticari hayatta bütün faturalar elektronik ortamda düzenlenecektir, e-fatura sevgili arkadaşlar. Bunun geri dönüşü yok. Peki e-fatura olunca ne oluyor? Arkasından e-defter otomatikman gündeme geliyor. Peki adama sorarlar, kardeşim zaten en büyük sıkıntımız ne iş yaptığımız müşteri bilmiyor. 40'tan fazla mevzuat takip ediyoruz. Onlarca emek veriyoruz. Yeri geliyor gece evlerimize gidemiyoruz. Hiç bunun kimse farkında değil. Bir de faturalı elektrik ortamı düzenlendiği zaman kardeşim sana ne iş var demeyecek mi sevgili arkadaşlar? Ama işte öyle değil. Her yerde söylüyorum, ne yapacağımızı bilirsek hiç böyle gitmeyecek süreç. Toplumlar var olduğu sürece, ekonomi var olduğu sürece mutlaka muhasebe mesleği var olacak. Ama içerik değiştirir. Ne yaparlarsa yapsınlar, istediği kadar elektronik ortamda bu faturalar düzenlensin, onun nihai sanıcıda finansal tablolar bizler olmadan düzenlemesi söz konusu değil sevgili arkadaşlar. Birinci nokta bu. Peki devlet bu kadar yapılanırken, bunca projelerle sürece hazırlanırken biz ne olacağız arkadaşlar? Şimdi bakın, burada birçok dostum şu cümleleri sarf ettiğimizi çok iyi biliyorlar. Bir gün gelecek dedik, bu ülkede kağıtlar kalkacak dedik arkadaşlar. Defalarca bunu söyledik size. Bugün ne oldu? Tüm beyannameleri elektronik ortamda siz gönderiyorsunuz. Doğru mu? Yine bir gün gelecek, her türlü işlemler elektronik ortamda olacak sevgili arkadaşlar. Yani benim para tahsilatım, benim beyannamelerim, benim sözleşmelerim, her şey ama. Buradaki tüm mesele bir yeni bir sürecin olduğunu herkesin görmesi lazım. Yani bu muhasebe mesleğini ben okuldan mezun olayım, biraz emek vereyim, şu ruhsatı alayım, bir masa bir sandalyeyle bu işi yaptırayım diyorsanız, kusura bakmayın, bu iş böyle yürüme şansı yok. Mümkün değil sevgili arkadaşlar. Güzel şeyler söylemeyi istiyorum, tabii ki söyleyeceğim, ama ben tek başıma ayakta kalayım dediğimiz sürece yol yürümemiz mümkün değil. Yapacağımız tek şey, eski anlayışlar değişecek, güçler birleşecek. Tek bir hizmet değil sevgili arkadaşlar.
Bir yandan finansal tabloyu düzenleyenler, bir yandan denetleyenler, bir yandan da yüzden fazla konuda danışmanlık hizmeti veren birimleri oluşturmak zorundasınız. Her yerde soruyorum, burada da soruyorum. Entegre raporlama diye bir şey duydunuz mu arkadaşlar? Duyan var mı? İşaret duysunlar. Entegre raporlama bir kişi. Dünya arkadaşlar bunu konuşuyorlar ya. Meslek mezunu bunlar ekmek kazanıyor, para kazanıyor. Biz bunu tek başımıza muhasebe odaklandığımız zaman başarmamız asla söz konusu değildi. Bakın arkadaşlar, biz şunu hayal ediyoruz. Bu hayal sizin vizyonunuz olmak zorundadır. Bizim hayalimiz şudur. Meslek mensubunun kurumsal yapıların kurulduğu, sadece tek bir hizmetin verilmediği, biraz önce anlattığım hizmetlerin verildiği bir kurumsal yapı birinci ayağı. Bununla ilgili gerçekten İSMO'da ciddi bir 4 yıldan beri biriken bir birikimimiz var sevgili arkadaşlar. Yakında bunu sizlerle paylaşacağız. O kurumsal yapı derken altları dolu bir süreçten bahsediyoruz. En büyük sıkıntımız bizim şu anda yaptığınız işin ne olduğunu müşteri farkında mı arkadaşlar? Soruyorum ben size. Saatlerce emek veriyorsunuz, alın teri döküyorsunuz. Yaptığınız işin hiçbir anlamını görmüyor. Ama bunu örneğin uluslararası bir firma bir fiyat teklifi verirken 40 sayfa kendinden bahsediyor. Ne iş yaptığından bahsediyor. Bir paragrafta da ücretini anlatıyor sevgili arkadaşlar. Biz kendimizi ifade edemedik bugüne kadar. Adamın gözünde para toplayan, para ödettiren bir camia olarak görüyorsunuz. Ama o kurumsal yapılar olduğu zaman, kapıdan içeri girdiği zaman sekreterin karşıladığı, toplantı odasını aldığı mekanlar olmadığı sürece bu işi başarma şansımız yok. İşte bizim gündemimiz bu sevgili arkadaşlar. Bunu başaracağız. Bunun başka yolu yok. Bununla ilgili iki tane meslek kararı biliyorsunuz yürürlüğe girdi. Bunların altları dolduracak. Bu süreçle ilgili maddi paralara ihtiyacımız var. Bunların altları dolduracak. Bu aslında sevgili arkadaşlar bizim için değil. Bu ülke eğer gelişmek istiyorsa, kalkınmak istiyorsa Türkiye'de 90 bin muhasebecinin kurumsal yapıda hizmet vermesi kamu çıkarı adınadır sevgili arkadaşlar. Buna herkesin böyle bakması gerekiyor. Bunu seminerin sürecini kısmamak adına önümüzdeki günlerde bu projeyi daha altları doldurulmuş ve de şu anda görüşmelerin sürdüğü bunun finans kaynaklarını da ortaya konu bir süreci sizlerle paylaşacağız. Ama şöyle düşünün, kurumsal yapı paraların bankadan geçtiği, zamanı endeks ücret tarifinin hayata geçtiği bir süreç olacak sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili söyleyeceğim şey şudur. Herkes yavaş yavaş kapısının önünü temizlemek zorundadır. Geçen işte Amerika ile ilgili bir hikaye anlattılar. Kar yağdığı zaman Amerika'da herkes kapısının önünü temizlemek zorundaymış sevgili arkadaşlar. Kapısının önünü temizlemenin ceza varmış. Ben burada konuklar var. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Herkes kapısını temizleyecek ki bu anlattığım sürece hazırlanacak ki birlikte yolumuza devam edebilelim. Şimdi sevgili arkadaşlar son olarak kamu gözetim kurumu boyutunu her yerde anlatmaya devam edeceğiz. Önce şunu öğrenmek istiyorum. Burada bu hazırında 15 yılını doldurup kamu gözetim kurumu eğitimine katılan kaç arkadaşımız var? Lütfen işaret buyursunlar. Ya çekinmeden şey yapın. Yani evet 1-2 15'ini doldurup eğitimi birkaç kişi mi var? Gerisi katılmadı mı arkadaşlar? Peki 15'ini doldurmayan bu salonda kaç kişi var? 15'ini doldurmayan kaç kişi var? Yarısından fazla. Evet. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Burada değerli bürokrat arkadaşlarımız var. Kamunun temsilcileri de var. Biz başından beri şuna karşı değiliz. Bir gözetim kurumu oluşmasına asla karşı çıkmadım. Bunu lütfen bir kez de altını çizmek istiyorum. Belki defalarca da anlatacağız. Ama böyle bir ucube bir kurum olarak desteklemedik sevgili arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neden? Kamu gözetim kurumunun bir tek görevi vardır. Gözetlemektir sevgili arkadaşlar. Bu kurum gözetleme işini daha geçemedi. Her işi yapıyor. Çok başarılı çalışması sürdüren muhasebe standartları kurumu lağvettiler, doğru mu?
Muhasebe standartlarını bu kurum belirleyecek. Denetim standartlarını bu kurum belirleyecek. Meslek örgütünün yaptığı lisanslama olaylarını bu kurum belirleyecek. Disiplin sürecini bu kurum belirleyecek. Ve vakti kalırsa beyefendilerin en sonunda gözetleme işini yapacak sevgili arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ve maalesef üzülerek herkes de bu oyunu ortak olmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu oyunu bozalım birlikte ya. Bakın nedir konu? Şimdi biz birinci noktada anlaştık, doğru mu? Kamu gözetim kurumu varlığını kimse inkar etmiyor. Hangi boyutuyla? Gözetleme kaydıyla. Peki biz ne istedik arkadaşlar ya? SMM ruhsatına sahip olanların bir kez de sınava girmemesini sanıyorduk arkadaşlar. Bu yanlış mıdır sizce? Soruyorum size ya. Bu mesleğe giren arkadaşlarım, sınavla giren arkadaşlarım verdiği emeği biliyor musunuz? Şu anda Barolar Birliği staja başlama sınavını ve mesleğe sınavla girilmeyi düşünüyorlar biliyorsunuz. Barolar bile. Staja başlama sınavına giriyor. 3 yıl staj yapıyor. Yeterlik sınavına giriyor. Sonra da bir kurum diyor ki bunlar yetmez. Bir daha sınava gireceksiniz arkadaşlar. Böyle bir adalet olabilir mi ya? Yine soruyorum. Birkaç arkadaş el kaldırdı. Eğitime katılanlar bir daha işaret buyursunlar. Buralardan birkaç kişi eğitime. Peki bu eğitime katıldınız. Çok samimi bir aile toplantısındayız. Para kazandınız mı ben merak ediyorum. Hiç iş aldınız mı bu konuda? Efendim? Almadınız. Ben alan bir kişi daha duymadım arkadaşlar, biliyor musunuz? Peki acelemiz ne? Acelemiz şu. Alalım da bir an evvel bir yerde dursun. Dün şeyde Caddebostan'da söyledim. 70 yaşında arkadaşımız. Ayıp ya. Sen bu saatten sonra denetim falan yapma şansın yok ki. Görmüyorsun kardeşim. Görmüyorsun sen ya. Yani alıp da ne yapacaksın bulunup? Yani ruhsat kiralar gibi kiraya mı vereceksin o lisansını arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sistemi adam kurmak zorunda, gözetlemek boyutunda. Kusura bakma, bu konu benim öfkem büyük. Bir de utanmadan bazı yerlerde, sosyal medyalarda Arıkan da bu işe başvurdu. Ekşi de diye söylüyor. Ayıp ya. Gir şey kamu gözetim kurumunda lisans alan kısmında eğer bir isim varsa ben bırak bu mesleği Türkiye'yi terk ederim arkadaşlar olayını. Yalan söylemeyeceksin. Veya kendi yaptıklarını başkalarına mal etmeyeceksin her şeyden önce. Bu gemi en son terk edecek olan benim arkadaşlar, bunu bilin. Çünkü bu düşünceleri anlatırken biz inanarak sizleri anlattık. Bir de başka bir oyun var. Dün de anlattım. Arkadaşlar bir şekilde mesleği delmek istiyorlar. Bu oyunun farkında mısınız? Mesela kamu gözetim kurumu şu anda meslek mensubu olmayan insanları sınav alıyor arkadaşlar. Diyelim ki şu anda 50 kişi, 100 kişi. Ya ne olur diyebilirsiniz. Bu sayı 1000 oldu, 2000 oldu, 5000 oldu, 10.000 oldu. Ne olacak? 10.000 kişi düşünebiliyor musunuz? Bu sınavları girmiş, kazanmış. Kardeşim SMM ruhsatına gerek yok ki diyecek o zaman adam. Al sana bir delik. Ticaret Bakanlığı başka bir yerden delmeye çalışıyor. Başkaları başka bir yerden delmeye çalışıyor. Burada kamu temsilcileri var, meslekte ilinti bizim dostlarımız. Ya kusura bakmayın, artık bu geçici maddelerden sınav bu mesleğe kimse girmemeli sevgili arkadaşlar. Ha kamuda çalışan 10 yıl 15 yıl arkadaşımıza, o da diyelim ki sınav girsin alsın, benim itirazım yok. Ama benim meslektaşım 3 yıl staj yapıp alın tere döküp bu ruhsatı alıyorsa, emek veriyorsa, herkes bu mesleğe sınavla girmeli sevgili arkadaşlar. Doğru mudur bu konu? Konu bu sevgili arkadaşlar. Şimdi lafı uzatmak istemiyorum. Bu mücadelenin özelliği şudur. Bakın sordum, bir arkadaş şu ana kadar bu işten gelir elde etmemiş. Ve hepsi yalan söylüyorlar. 31 Aralık 15'ini dolduran arkadaşlarıma sesleniyorum. 31 Aralık 2014 tarihine kadar süremiz var. Son süreçte başvurduğumuz anda tek yapacağınız şey o parayı yatırmak arkadaşlar. Şu ana kadar arkadaşların yaptığı tek şeyde bu parayı yatırmışlardır. Bir tek kişi dahi başarısız olmamıştır. Bir tek kişi dahi başarısız kalmamıştır. Hatta işi daha da büyük üniversiteler hocaları bunu söylüyorlar. Hocam sen parayı gönderdi, gelmeden mi sana bu belgeyi verelim boyutuna getiriyorlar.
İşin özü şu sevgili arkadaşlar. Ben İstanbul'a örnek veriyorum. Türkiye bu işin örneğidir. 34 bin üyemiz var. 34 bin üyenin yaklaşık 22 bin tane üyemiz 15'ini doldurmayan kişilerdir. 15'ini dolduran arkadaşlarımız zaten bir hak kaybı bir şey söz konusu değil. Hiçbir problemleri yok. Ama gelin o 22 yılını doldurmayan arkadaşlarımızın ve de mesleğin geleceği olan gençler adına şu işi biraz durdurun arkadaşlar. Paniğe kapılmaya gerek yok. Hatta gerekiyorsa önümüzdeki günlerde bu konuda sesimiz daha da yükselecek. Bu lisansı alan arkadaşlar bir de toplu yakalım arkadaşlar, yırtalım o belgeleri. Eğer senin kurumsal yapın yoksa, biraz önce anlattığım o yapıların yoksa zaten arkadaşlar bu denetim işi yapamazsınız ki. Kurban olsun, ne olur. Rica ediyorum sizden. Kendi adımıza değil gençler adına bunu yapın. Bir gün tarihi hepimizi yargılayacaktır. O ihanet edenleri, o kafaları yıkandıranları, kandıranları, aman birini al diyenleri, herkes kendi vicdanının bunun cevabını bulacaktır. Hele ihanetçileri asla affetmeyecektir sevgili arkadaşlar. Ben bunu anlatmaya devam edeceğiz. Mücadele dozumuzu arttıracağız. Yarın bir gün derim ki hukuk istediği gibi sonuçlansın arkadaşlar. Eğer bunu lütfen not alsın bir arkadaşım. Bir gün mutlaka bu anlatmış şekilde düzelecektir. Çünkü dünya böyle arkadaşlar. En büyük örnek aldı. Amerika'da bu iş böyle yapılıyor. Kusura bakmasınlar. Tıpkı yememe mesleğinde olduğu gibi. Dünyada olmayan bir mesleği Türkiye'ye dayattılar. Ve çıkıyor bazı arkadaşlarımız da biz bunu örnek oluyoruz deyip şu an ip çekişme döneminde biliyorsunuz. Can çekişme döneminde. Yememe mesleği. Aslında kavgalar vesaire bunu başka bir toplantıda gerçekleştiririz. Zaten çok değerli konuşmacılar var bugün. Ben onlara sizler adına teşekkür ederken en azından kayıt yaptır. Buraya gelmenizden dolayı bu eğitime önem verdiğiniz için tüm arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sevgili meslektaşlarım, şimdi seminerimize geçiyoruz. Gerçekten iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku bizim en önemli ilgi alanımız. Son derece önemli gelişmeler, yenilikler oluyor. Bizim de dolayısıyla beklenti ve taleplerimiz söz konusu. Bu konuda en yetkin konuşmacılar aramızda. Ben şimdi onları davet ediyorum. Önce seminerimizin oturum başkanlığını yapacak olan odamız yönetim kurulu üyesi Orhan Sarıgene'yi davet ediyorum. Buyurun. Sağ olsun her seminerimize talebimizi kırmayıp buraya gelen, aslında bizden biri diyeceğimiz sevgili Doktor Resul Kurt, eski maliye baş müfettişi, Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi. Evet, yeni imajıyla birlikte karşımızda olacak Resul Bey. Buyurun. Sevgili il müdürümüz burada olacaktı. Bugün olamadı ama yine bizim bütün seminerlerimizde bize çok destek olan sevgili baş müfettişimiz Murat Özdamar, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü. Buyurun efendim. Yine iş hukuk alanında güncel gelişmeleri bizlerle paylaşacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Adem Mortaş. Buyurun efendim. Seminerin başarılı geçmesini diliyor, saygılar sunuyoruz. Sayın Başkanım ve kurul üyesi arkadaşlarım, kamu idaresinin değerli temsilcileri,
Değerli katılımcılar, sizleri şahsım ve İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İş ve sosyal güvenlik hukuku uygulamalarında meslek mensuplarımız ve müşterilerimiz açısından güncel gelişmeler konulu seminerimize hoş geldiniz. Bugün seminerimizi sunacak olan Sosyal Güvenlik Kurumumuzun çok değerli temsilcilerine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca bu salonu bizlere tahsis eden Şişli Belediye Başkanımıza ve salonu oturuma hazırlayan belediyemizin çok değerli çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Son yıllarda hızla değişen ve gelişen sosyal güvenlik hukuku mesleki faaliyet alanımızda önemli bir yer tutmaktadır. Bu gelişmeler ve değişimler karşısında odamız Sosyal Güvenlik Kurumu ile sürekli diyalog halinde olup meslek mensuplarımızın sorunlarına çözüm için kurum yöneticileri ile işbirliğini sürdürmektedir. Bundan sonra da aynı diyalog içinde çalışmalarımız sürdürülecektir. Bugün bu seminerin ikincisini gerçekleştireceğiz. Dün Anadolu yakasındaki meslektaşlarımız için bu seminerin aynısını yaptık. Çünkü oradaki meslektaşlarımızdan da ayrı talepler gelmekteydi. Bu tarafa ulaşım sorunundan bahsetmekteydiler. Biz iki yakada gerçekleştirmeye başladık bu seminerlerimizi. Biraz kurum yöneticilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü iki gününü bize ayırdılar. Bir kez daha ben teşekkür ediyorum sizler adına. Seminerimiz iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde değerli hocalarımız sunumlarını yapacaklar. Sonra kısa bir ara vereceğiz. Daha arada soru varsa sorularınız, bir soru kağıdı dağıtılacak. Yazılı olarak vermenizi rica edeceğiz. Birebir diyaloğa girmemek adına. Yazılı olarak sorularınızı toplayıp ikinci bölümde sorularınızı cevaplayarak oturumumuzu tamamlayacağız. İlk olarak iş sağlığı ve güvenliği konularında güncel gelişmeler konusunda sunumunu yapmak üzere sevgili Resul Kurt hocama Sayın Başkanım, kıymetli oda yöneticilerimiz, çok kıymetli, çok değerli meslek mensubu arkadaşlarımız, öncelikle seminerimize zaman ayırıp katılım gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ben bugün iş sağlığı ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ve meslek yaşantımızda, normal yaşantımızda, yine müşterilerimizde, iş yerlerimizde ne kadar önemli olduğunu anlatacağım ama biraz önce zaten Sayın Başkanım biz geçerken uygulamalı olarak gördünüz. Kaygan bir zeminde veya düşme ihtimali olan bir yerde hepimiz için bir tehlike söz konusu olabiliyor. İş sağlığı ve güvenliği yasası bize işletmelerimizde, iş yerlerimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, yine çalışanlarımızın işletmelerimize gelen üçüncü kişilerin maruz kalacakları tehlikeleri, riskleri ortadan kaldırmaya, üretimin devamlılığını ve verimliliği sağlamaya yarıyor. İş sağlığı ve güvenliği olmadığında, bir iş kazası olduğunda hem bir manevi kayıp yaşayacağız. Yani bir arkadaşımızın başına bir olay gelse, bir iş kazasına uğrasa, uzuv kaybı olsa, hayatını kaybetse, bundan dolayı çok büyük bir üzüntüye hem bizim çalışanlarımız hem ilgili arkadaşımızın ailesi manevi olarak bundan büyük bir ızdırap duyacakları için, yine bunun yanında maddi manevi tazminat davaları,
iş sağlığı güvenliğinden kaynaklanan ceza davaları işin bir başka boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Bu yasayla iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye çalışıyoruz. İş yerinde meydana gelen veya işveren tarafından görevlendirildiği için gittiği bir yerde başına bir olay geldiğinde, bir kaza geldiğinde, süt izinlerinde, serviste veyahut da işverenin sağladığı bir taşıtta işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında meydana gelen olaylar iş kazası olarak kabul ediliyor. İş kazaları planlanmaz genel olarak, beklenmez ve istenmez ama ne kadar beklemiyor olsak da karşımıza zaman zaman iş kazalarının çıktığını söyleyebiliriz. Dünyada en çok iş kazası olan resmi kayıtlara göre ama bunlar. Çünkü birçok ülkede özellikle Uzak Doğu ülkelerinde, Çin'de, Hindistan'da, Bangladeş'te, Tayland'da iş kazası istatistikleri sağlıklı tutulmadığı için oradaki sonuçları bilmiyoruz ama kayıt tutulan ülkelerde, sağlıklı kayıt tutulan ülkelerde Türkiye dünyada en çok iş kazası meydana gelen 3. ülke. Yine kayıtların en sağlıklı olduğu Avrupa Birliği ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde de Türkiye maalesef iş kazası, özellikle ölümlü iş kazalarında Avrupa birincisi. Bakın birinciliği kaptırmamışız. Birinci olduğumuz bir şey var. Evet, bir de meslek hastalığı var. Siz de görüyorsunuz. Hepimiz, belki bu salondaki arkadaşlarımızın büyük bir bölümü meslek hastası ama hasta olduğunun farkında değil. Mutlaka boyun fıtığı, bel fıtığı, görme hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi yaptığımız işin mesleğimizin hastalığı olarak kabul edebileceğimiz hastalıklar var. Maalesef Türkiye'de meslek hastalıkları konusu çok yaygın bir şekilde ele alınmış, yaygın bir şekilde insanların bilinçlendirildiği bir konu değil. Birçok insan meslek hastası olmasına rağmen meslek hastalığının ne olduğunu bilmiyor ve bu konuyla ilgili olarak da herhangi bir hak talebinde bulunmuyor. Ama tahmin ediyoruz ki önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde bu konuda toplumda bilinçlenme arttığında meslek hastalığıyla ilgili işletmelere yönelik taleplerde artacak. Hatırlarsanız bundan 2-3 yıl önce kod taşlama, kod kumlama işçilerinin dramlarını, onların meslek hastalıklarını televizyonlarda izliyorduk ama hani orası kesildi ama bunun dışında birçok sektörde yine meslek hastalıkları devam ediyor. Meslek hastalıklarına baktığınızda bakın kimyasal zehirlenmeler olabilir, deri hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, viral hastalıklar, fiziksel hastalıklar, işitme ve görme kaybı, kemik eklem, kas iskelet sistemi hastalıkları da meslek hastalığı olarak kabul ediliyor. İnanın bu salondaki arkadaşlarımızın büyük bir bölümü doktora gittiğinde kendisine yaptığı meslekle ilgili meslek hastalığı tanısı emin olun konulacaktır. Günlük 217 iş kazası oluyor. 4 çalışan iş kazasından dolayı hayatını kaybediyor. 5 kişi uzuv kaybına uğruyor. Her yıl gayri safi milli hasılanın %5'i maalesef iş kazası, meslek hastalıklarından dolayı kayboluyor. Peki bu kazalar neden oluyor? Bakın işte Esenyurt'ta çadır yandı, 11 kişi hayatını kaybetti. Bir yerde işte plikayı indirirken 3 kişi hayatını kaybetti. Maden çöktü, oraya gitti, buraya gitti. Bakın her gün kanıksıyoruz. Yani her gün gazetelerde, televizyonlarda izlediğimiz, okuduğumuz, dinlediğimiz iş kazası olayları bize çok rutin geliyor. Ama hiçbirimiz aynı olayı kendimize yakıştıramıyoruz. Yani hiç kimse kendisine öleceğini yakıştırmaz. Yani kendisinin üzerinde ben de işte şurada ayağım kayar, beyin üstü düşerim, ölürümü yakıştıramıyoruz kendimize. Dolayısıyla da eğitimsizlik, bilgisizlik, dalgınlık, rahatlık, düşüncesizlik, yeteneksizlik gibi kazayla uğranan iş kazaları vardır. Bir de kasten iş kazası olur. Ben müfettişlik dönemimde bir iş kazası soruşturması yaptım. Bir ayçiçek yağ fabrikasıydı ve ızgaralar var. Izgaraların altına işte şeyler, ayçiçekler düşüyor. Bir insanın parmağının girmesi mümkün değil. Yani ızgara yapılmış, parmağınızı isteseniz de sokamazsınız. Ama bir işçi kardeşimiz iddiaya girmiş, ben parmağımı sokarım, sen de sokamazsın. İddiaya girmişler, parmağını yarım saat uğraşmış ama sokmuş. Şimdi ben ifade aldım. Baktım hani olayın olduğu yeri gördüm, nasıl olmuş bu diye.
Ya arkadaş dedim, bu hani çok dar, bu nasıl becerdin dedim buradan. Abi dedi, çok zor oldu ama becerdim dedi. Evet. Yani bazen dikkatsizlik, zorlama, isteyerek yapma, kasten iş kazasına uğramada, hani çok cüzi sayılarda da olsa olabiliyor. İşçi, yine bir müfettişlik anımız, işçi patronuna diyor, bana bak diyor, kafamı bozma diyor, şu parmak var ya diyor, bu parmağı sokarım makineye, alırım 100.000 liranı diyor. Yani dolayısıyla iş kazası tabii her zaman bir takım ihmallerden meydana gelmez. Çok az da olsa kasten de bunlar meydana gelebiliyor. Düşünce olarak bana bir şey olmaz, biz hep böyle çalışıyoruz. Kardeşim ben zaten 30 senedir bu işi yapıyorum. İnsanların bu gibi ekranda gördüğünüz gibi kendi kendilerine inandırdıkları nedenlerle iş kazası meydana geliyor. Ama tabii bunun sonucunda ekranda gördüğünüz ölen insanların son sözlerini söylüyor. Tabii bunları kimsenin bir yere yazdığı yok. Tahmin ediyoruz. Yani bir kişi forklifti hiç kullanmamış. Abi diyor, tabii kullanırım diyor. Ölmüş, forklift kullanıp ölmüş bir şey. Bir kamyonun altına girmiş ya bir yere çarpmış. Ölürken de muhtemelen demiş ki, forklift mi? Tabii ki kullanırım abi. Ben çocukken el arabası kullanmıştım. İyi bilirim bu işleri. Veyahut da bir işte çavuş dedi, patlayıcı, dinamit patlatacak bir yerde. Fitili kısa tutmuş muhtemelen. Fitili ateşlemişler, kaçıp uzaklaşacak. Dinamit patlayacak. Tabii kısa olduğu için hemen patlamış. Ölürken yanındakine soruyor, çavuş bu fitilin uzunluğu ne kadardı? Evet, bakın 10 bin güvensiz davranıştan 1000 kazaya ramak kala oluyor. 100 küçük yaralanma kaza, 10 ciddi yaralanma kaza ve 1 ölümlü yaralanma kaza meydana geliyor. 10 bin güvensiz davranıştan 1 kişi, o piyango kime çıkar bilmiyoruz. Hani size de çıkabilir. O 1 kişi maalesef iş kazasından dolayı hayatını kaybediyor. Evet, iş kazalarını önlemek mümkün mü? İş kazalarını önlemek mümkün. Önce biz şuna inanıyoruz. Önlemek ödemekten her zaman daha ucuz ve daha insancıldır, daha kolaydır. Bu bir düstur olması lazım. Ve güvenlik asla incitmez, iş kazaları acı verir diyoruz. Yani çalışanların bu noktada iş kazalarıyla muhatap olmaları, iş kazalarıyla karşılaşmaları bilinç düzeylerini arttırıyor. Ama hiç iş kazası görmemiş bir işçiye siz yanındaki işçi can çekişe çekişe kolunu bir yere kaptırıp ölmüşse, o işçinin hayatında o saniyeler hiç silinmiyor. Her zaman aklında. Ama hiç kaza görmemiş, siz istediğiniz kadar anlatın. Kardeşim baret tak, işte şunu yap, bunu yap. Onun bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor. Efendim diyor, bu yazın bu sıcağında baret mi takılır? Yani bu hani süre çok yeterli olmadığı için ben bir takım görüntü ekranlara veremedim onları. İnanın baretten çivi geçmiş, baretten demir geçmiş. Yani baret olmasa adamın kafasını delecek. Bunlar önemli şeyler. Kazaları her zaman önleyebiliriz. Eğitim, bilinçlendirme, iş güvenlik kurallarına uyma ve bununla ilgili sorumluluklarımızı yerine getirme iş kazalarını her zaman önler. Dünyada bugün 63-31 iş sağlığı güvenliği yasasını konuşuyoruz ve dünyada birçok ülke tek yasayla, yani iş sağlığı güvenliğini bizde eskiden olduğu gibi farklı farklı yasaların içerisinde değil de iş sağlığı güvenliği ile ilgili bağımsız bir yasa içerisinde düzenlemiş. Bakın Amerika'da 1970, Hollanda 1980, Macaristan 1993, mesela Burkina Faso 1985'te müstakil bağımsız iş sağlığı güvenliği yasasını çıkartmış. Eski anlayış şöyleydi, yani 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği yasasından önceki dönem şöyleydi. Biz bir iş kazası olduğunda ben müfettiş olarak şunu yapmaya giderdim. Bu kazada kim kusurlu? Bu kazada sigortalı olduğu tarihle kazanın meydana geldiği tarihleri incelerdim. Kişiye ödenen, SGK'ya bildirilen ücretlerin dışında başka ücretleri var mı? Bodrolarla mutabık mı?
onu incelerdim. Bir de bunun parasını kimden alacağız? Ne yapacağız? İşveren mi kusurlu? Üçüncü kişi mi kusurlu? Kim kusurlu? Kusur tespiti yapardık. Yani eski anlayış şu: ölen ölür, kalan sağlar, bizimdir. Biz paramıza bakalım kardeşim. Biz parayı kimden alacağız? Bu kişi öldü, onun ailesine bir maaş bağlanacak. Bunu kimden tahsil edeceğiz? Eski anlayış bu şekildeydi ve önleyici düzenlemeler maalesef yoktu. Şimdi yeni yasada proaktif dediğimiz önleyici yaklaşımı esas alıyor. Yani bir olay meydana gelmeden önce bu kazalar nasıl önlenebilir? İş kazası olmadan önce önlem almayı bize öğretiyor. 30 Haziran'da 2012'de çıktı bu yasa ve bu yasa belli sektörler hariç istihbarat gibi, askeri iş yerleri gibi, emniyet hizmetleri gibi, afet hizmetleri gibi istisnalar hariç olmak üzere resmi ve özel bütün iş yerlerinde uygulanacak. Yani kamu kurumlarında da bu uygulama söz konusu olacak zaman içerisinde. Yeni sistemin 3 ayak üzerinde kurulu olduğunu görüyoruz. Birincisi, risk değerlendirmesi ve acil durum planları. Yani her işletmede risklerimizi önceden tespit edip tehlikeleri ortadan kaldırmak, çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinden kaynaklanan sıkıntılarla uğraşmaması için, bir takım üzüntü verici sonuçlarla karşılaşmamak için önlem almak gerekiyor. Basit bir örnek biraz önce yaşadık. Burada kaygan bir zemin var. Ne yapmak lazım? Bu kaygan zeminleri ortadan kaldırmak lazım. Merdivenlerden iniyorsunuz. Merdivenlerde kaygan zemin varsa oraya kaydırmaz şeritler çekmeniz gerekiyor. Bürolarınızda dolaplar varsa onları sabitlemeniz gerekiyor. Dolapların üzerinde düşecek cisimler varsa bunları uygun bir şekilde muhafaza etmeniz gerekiyor. Ucu açık kablolar varsa, yine elektrik çarpılmasına mahal verecek sıkıntılar varsa bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani her işletmede ve her iş yerinde bu tür tehlikeler olabilir. Önemli olan bu tehlikelerin önceden tespit edilerek kaynağı kurutmak. Yine etkili bir kontrol ve denetim sistemi kurmak gerekiyor. Yani riskimizi, her şeyimizi test ettik, uygulama yaptık. Tehlikeleri ortadan kaldıracak iş güvenliği ekipmanlarını da çalışanlarımıza verdik. Sorumluluğumuz bitmiyor. İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak, iş güvenliği ekipmanlarını, malzemelerini, kişisel koruyucuları çalışanlarına sağlamak bir zorunluluk. Aynı zamanda bunları kullandırmak ikinci bir zorunluluk ve kullanıp kullanılmadığını da denetlemek üçüncü bir zorunluluk. Yani ben bareti verdim inşaatta, herkese baret dağıttım. Benim sorumluluğum ortadan kalkmıyor. Onu kullanıp kullanmadıklarını da denetlemem gerekiyor. Ve kullandırmam gerekiyor. İş güvenliği ekipmanlarını bu şekilde yapmakta fayda var. Bir diğeri, tüm çalışanlara karşı karşıya bulundukları mesleki riskleri ve bunlara karşı alınması gerekli önlemleri bir eğitimle sağlamak gerekiyor. Tabii bu uygulamaların hepsi zaman içerisinde oturacaktır diye düşünüyorum. Bize iş sağlığı ve güvenliği yasası bir takım yükümlülükler getirdi. Şimdi bizim maalesef Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok halkla iç içe olması gereken bir bakanlık olmasına rağmen maalesef çok aydınlatıcı içerikte bilgiler paylaşamıyor. Yani çok sesi gür çıkmıyor. Yani bir şey yaptığı zaman sesi gür çıkmıyor. Maalesef İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü bu işleri yürütüyor ama ne İSG profesyonelleri bakanlığı aradığında ulaşabiliyor, ne kurumlar ulaşabiliyor, ne bakanlık dışındaki diğer birimler ulaşabiliyor. Kimse ulaşamıyor. Yani sordum, orada kendi aralarında cep telefonuyla haberleşiyorlar. Yani nasıl yapıyoruz kardeşim dedim. Fişleri çekmişler sabit hatların. Kendi aralarında cep telefonuyla görüşüyorlar. Bu iş sağlığı güvenliği yasası yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2013 tarihinde bakanlıkta 20 tane uzman bütün Türkiye'ye hizmet veriyor. Oradaki uzmanlar akşam 12'de evine gidiyor. Onlara da yazık.
Ama işi olmayan vatandaşa da yazık. Yani biz bir iş yapıyoruz, ondan sonrasını düşünemiyoruz. Yani sonucun nereye gittiğini, ne yaptığını düşünemiyoruz. Şimdi denetim yapıyoruz. Değerli başkanımız açıklayacak hangi sektörlerde denetim olacağını. Denetim yapıyoruz. Peki sen bakanlık olarak önce kendini denetledin mi? Vatandaş iş güvenliğiyle, iş sağlığıyla ilgili uygulamaları konusunda sana ulaştırmak istediğinde ulaşabiliyor mu? İstediğini alabiliyor mu? Uygulamaları, yönetmelikleri zamanında yayınlayabildin mi? Değil mi? Yani 2013 yılında çok ciddi miktarda iş sağlığı güvenliğinden dolayı para cezaları uygulandı. Tabii bunda en büyük sıkıntı bilinç eksikliği. Gazetelerde, televizyonlarda diyor ki iş güvenliği yasası ertelendi. Halbuki iş güvenliği yasası ertelenmemiş. Sadece doktor, hemşire, iş güvenliği uzmanı çalıştırılması 1 Temmuz'dan 1 Ocak'a ertelenmiş. Bu üçü. Ama vatandaş hemen ne yaptı? İpe un serdi. Hiçbir şey yapmadı. Nasıl olsa yasa ertelendi. Bir de dediler ki ya 2014 zaten seçim dönemi, bu yasada yürürlüğe girmez. Öyle böyle biz aradan geçer gideriz. Ama böyle değil. Mutlaka bütün işletmelerin yapması gereken bir takım yükümlülükler var. Bütün işletmeler yapacak. İşçi sayısına bakılmaksızın bir kişi çalıştıran mali müşavirlik ofisleri de dahil olmak üzere herkesin risk değerlendirmesi yapması veya yaptırması gerekiyor. Acil durum planlarını yapması gerekiyor. Tüm çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermesi gerekiyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmesi gerekiyor. Bakın, az tehlikeli oldu mu bu yükümlülük yok, ama tehlikeli ve çok tehlikeli bir iş varsa mutlaka mesleki eğitimi aldırmanız lazım. İlk yardım eğitim ve sertifikasının alınması lazım. Yangın eğitim ve sertifikasının alınması lazım. 50 ve daha fazla çalışan olan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması lazım. Bakın, işverenin de 50'den azdır, taşeronun da 50'den azdır. Ama ikisinin toplamı 50'yi aşıyorsa yine iş sağlığı güvenliği kurulu kurmak lazım. Buna mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Bütün işletmelerde çalışan temsilcisi seçimle veya atamayla atamak zorundayız. Eğer sendika temsilcileri varsa bunları biz çalışan temsilcisi olarak atayabiliriz. Yine iş güvenliği malzemelerinin temini ve kullandırılması gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili noksanlık ve aykırılıkları tespit etmek için iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi kullanabilsin diye bir onaylı defter tutmamız gerekiyor. Kazan, basınçlı kaplar, elektrikli aletler, jeneratör, kontrol ve belgelendirmelerinin yapılması gerekiyor. Ortam ölçümlerinin yapılması gerekiyor. İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı çalıştırılması, iş yeri hemşiresi veya diğer sağlık personeli çalıştırılması gerekiyor. Bu yükümlülüğümüzü ya kendimiz bağımsız bireylerden hizmet alarak yerine getirebiliriz, ya ortak sağlık güvenlik birimlerinden hizmet alabiliriz, veya işverenin kendisi bu belgeye sahipse işverenin kendisi bunu kullanabilir. Şuna dikkat edelim. İSG Katip diye bakanlığın bir sistemi var. Bu iş güvenliği hizmetini bir OSGB'den alıyorsanız eğer, mutlaka İSG Katip'e o kişinin atamasını yaptırın. Şimdi OSGB'ler uyanık. Ne yapıyor? Sana diyor ki 50 liraya yaparım abi, hiç canını sıkma diyor. OSGB İSG Katip'e atama yapmadığı için bakanlık nezdinde sizin bir iş güvenliği uzmanınız veya iş yeri hekiminiz yok. OSGB neden atama yapmıyor? Çünkü bir uzmanın veya bir hekimin fazla mesai dahil maksimum çalışma süresi 217 saat. 217 saatin üzerinde görevlendirme yapamadığı için yeni bir görevlendirme yapması için yeni bir uzmanı istihdam etmesi lazım. O yüzden bazen uyanıklık yapıp bu şekilde İSG Katip'e atama yapılmadığını sıklıkla görüyoruz. Buna da dikkat edilmesinde fayda var değerli arkadaşlar. Eğer bireysel olarak bir iş güvenliği uzmanından veya bir iş yeri hekiminden hizmet alacaksanız, bu durumda
kişiyi bodrolamanız lazım. Kendi bodronuzda çalışanınız gibi bodro yapacaksınız. Eğer devlet memuru olan iş yeri hekiminiz varsa bunlara sadece gelir ve damga vergisi yapacaksınız. Devlet memuru olmayan diğer uzman ve hekimleri de kendi bodronuzda gösterdiğinizde sigorta primini, gelir vergisini, damga vergisini kesmeniz gerekiyor. Ama bir OSGB'den hizmet alırsanız sizin bu anlamda bir sorumluluğunuz yok. OSGB bu kişinin sigorta primlerini, ücretini vesaire yapacak. Değerli arkadaşlar, işletmelerle ilgili olarak özellikle mesleki eğitimler çok önemli. Bizde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mutlaka mesleki eğitim aldırmak gerekiyor. Ancak bununla ilgili maalesef henüz istediğimiz bir hizmet alınmasına yönelik altyapıyı oluşturabilmiş değiliz. Birçok sektörde henüz mesleki eğitim aldırabilme imkanı yok. Veya mesleki eğitim aldırmak istediğinizde bunu fiziki olarak uygulama şansınız maalesef çok fazla yok. Burada bence İşkur'un devreye girmesi ve bu anlamda mesleki eğitimlerin projelendirilmesinde yarar var diye düşünüyorum. Az tehlikeli, çok tehlikeli ve tehlikeli olmak üzere 3 kategoride işletmeler sınıflandırılıyor. A sınıfı uzman çok tehlikeli, B sınıfı uzman tehlikeli, C sınıfı uzman az tehlikeli işletmelerde çalışabiliyor. Ancak C grubu uzman 3 yıl, B grubu uzman da 4 yıl süreyle bir üst gruba ait iş yerlerine bakabiliyor. Bakın ekranda var mesela muhasebe büroları az tehlikeli, örneğin ilaç üretimi, oto tamiri tehlikeli, hastaneler, tersaneler, inşaat çok tehlikeli sınıfa giriyor. Bu yükümlülüğe baktığımızda az tehlikeli muhasebe büroları da dahil olmak üzere az tehlikeli olup 50'den az çalışan olan özel sektör işyerleriyle kamu işyerleri 1 Temmuz 2016 tarihine kadar İSG profesyonelleri dediğimiz iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelini çalıştırmak zorunda değil. Ama diğer biraz önce saydığımız yükümlülüklerin hepsini yapacağız. Sadece istihdam yükümlülüğümüz 50'den az çalışan olan az tehlikeli işyerlerinde 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak. Ama bunun dışındaki bütün işyerleri bu kapsamda 1 Ocak 2013 yine 1 Ocak 2014 tarihlerinde bu yükümlülüklerini yerine getirdiler. Yani şu an tehlikeli sınıfta, çok tehlikeli sınıfta olup 50'den az çalışan olan mükellefleriniz varsa onların mutlaka bir OSGB'den veya kendi bünyelerinde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimliğini almaları gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bir de diğer sağlık personeli çalıştırılması gerekiyor. Tabi sadece uzman, doktor çalıştırmayacağız. Bir de diğer sağlık personeli dediğimiz iş yeri hemşiresi olabilir veya sağlık memuru olabilir. Bunları da çalıştırmamız gerekiyor. Benim her zaman söylediğim kişisel bir görüşüm var. Ben gazetelerde de aynı görüşlerimi yazıyorum. Televizyonlarda da söylüyorum. 20 kişiden az çalışan olan az tehlikeli iş yerlerinde bu istihdam yükümlülüklerine gerek olmadığını düşünüyorum. Bana göre yılda bir kere bir uzmanın, bir doktorun gidip orada gerekli iş sağlığı güvenliği yükümlülüklerini kontrol etmesi, gerekiyorsa eğitim vermesi yeterli olacak. Şimdi muhasebe bürosuna hemşire Ayşe Hemşire Hanım gelip ne yapacak Allah aşkına ya? Ondan az çalışanı var değil mi? Büyük çoğunluğunuzun ondan az çalışanı var. Ne diyor? Çalışan başına yılda en az 35 dakika. Yani bu diyor ki ayda yarım saat gelecek. Yarım saatliğine Ayşe hemşire geldi. Bak en yüksek sanki 9 tane çalışanınız varmış gibi düşünüyorum. Geldi yarım saat ayda geldi. Ahmet abi kızı evlendirdin mi? Geçen ay ne yaptınız? Oğlan dershaneye gidiyor mu? İşte biz de oğlanı evlendirdik. Şöyle oldu böyle oldu. Oğlan şu üniversiteyi kazandı, şu bölümü kazandı. Şimdi ona da iş arıyoruz. Değil mi? Böyle olur yani. Yarım saat ne olur ayda bir gelip de
Hemen geldik, içeriye girdik. Eller yukarı, herkes işini bıraksın. İğne vurulacaklar, sıraya gelsin mi diyecek yani. Hamamda hemşire çalıştıracağız. Ne yapacak hamamda hemşire? Ya, yani biz vur deyince öldürüyoruz. Yani bizim bu yasaları hazırlayan insanlar uzayda yaşadığı için toplum gerekliliklerini anlayamıyorlar. İyi bir yasa yapmışız ya, daha iyisini yapalım. Uygulanabilir yasa yapalım. Allah aşkına kaç arkadaşımızın işletmesinde bir hakkın bu iş sağlığı güvenliği ile ilgili yükümlülükler yerine getirildi? Yok, herkes formalite, kağıt üzerinde. Fotokopi, ben biliyorum iş güvenliği uzmanları, abi diyor 50 liraya yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz diyorum. Abi diyor fotokopiden hemen çoğaltıyoruz, imzamızı atıp veriyoruz. Gidip görmüyoruz bile diyor orayı. Ya ben hesaplıyorum. Benim de ortak sağlık güvenlik birimim var. Benim de böyle bir şirketim var. Ya hesaplıyorum. Vergisi, yolu, arabası, uzmanın maaşı. Ulan diyorum bu maliyet olmaz. Abi diyor tabii ki olmaz. Biz gitmiyoruz ki diyor. Yani sırf kağıt üzerinde olsun diye yapmak doğru değil. Uygulanabilir olsun, iyi olsun, güzel olsun. Ama hiç kimse de ölmesin. Yani ben şunu da söylemiyorum. Başıboş bırakalım da demiyorum. Bak, yılda bir iş güvenliği uzmanı bir gününü size ayırsa sizin bütün işletmenizin sıkıntılarını görmez mi? Ya 20 kişiden az 5 kişi çalıştıran, 3 kişi çalıştıran ofisler, muhasebe büroları buralara sürekli eleman, uzman çalıştırmaya, doktor çalıştırmaya, iş yeri hemşiresi çalıştırmaya gerek yok. Hele hele iş yeri hemşiresine hiç gerek yok. Dersin ki 500 kişiden fazla elemanın varsa kardeşim bir tane iş yeri hemşiren tam zamanlı olacak. Ama iki kişi çalıştıran muhasebe bürosu hemşireyi ne yapsın abi ya? İğne vuracaksa zaten özel hastaneler var, poliklinikler var, herkesin aile hemşiresi, aile hekimi var. Önemli olan uygulanabilir yasalar yapmak. Biz yazıyoruz. Ben gazetelerde de yazıyorum. Televizyonlarda da söylüyorum. Bakın, bunun çözüm yolu bu değil. Yani o kadar uygulamada hatalar var ki. Biz Türkiye'yi OSGB'leri veyahut da hani bu tür iş sağlığı güvenlik kurumlarını ve hizmet alan kurumları sanayi sitesinde marangoz, sanayi sitesinde oto tamircisi gibi düşünüyoruz. Yani iş güvenliği hizmetlerini alacak herkesi sanayi sitesinde parmağına çivi batarsa hemen gelsin orada OSGB'de çiviyi çıkarsınlar, orada hemen pansumanı, böyle düşünüyor bakanlık. Hiç adam hayatında şey görmemiş, sanayi sitesi. OSGB nereye çalışıyor görmemiş adam. Kağıt üzerinde her şey gayet güllük gülistanlık. Sanki OSGB'ler veya işletmelerin hepsi fabrika. Bizim iş yasalarımız da öyle. Fabrika tipidir bizim iş yasalarımız. Bürolara, ofislere yönelik sektörel bir düzenleme olmaz. Her sektörün kendine göre bir uygulaması vardır ama bizde tek tip, tek standart. Uysa da böyle abi diyor, uymasa da böyle. İş kanununda diyor ki hamile kadınlar günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Amenna. Şimdi adam diyor ki abi biz günlük çalışma süresi bizde 6 kere 7,5 45 değil. Bizim 5 kere 9 45. Ben ne yapayım diyor. Vallahi ben anlamam kardeşim diyorum. 7,5 saatten fazla çalıştıramazsın. O zaman bir de cumartesi gelecek. Kadın süt iznini kullanacak, toplu kullanmak istiyor. Olmaz. Bence de olmaz. Haftada bir kullansın. O da kabul değil. Yani diyor ki günlük kullanacak. İstanbul'da Kartal'da iş yeri, Bahçeşehir'de evi. Servis yok. Hadi bakalım 1,5 saat erken çıkar kadına. Var böyle bir firmamız. Dedim ki kusura bakmayın, sizin yakınızda bir alışveriş merkezi var. Kardeşim ya dedim, merkezi bir yere götürüp bırakacaksınız, servis çıkaracaksınız, evine kadar götüremeyiz diyor. Bizim iş yerimiz Kartal'da, ev diyor Bahçeşehir'de, ben nasıl servis koyayım diyor. O zaman merkezi bir yere bırakacaksın, o kendi imkanlarıyla gidecek ama gitmek istemiyor diyor.
O da benim sorun diyor kardeşim, ne yapalım diyor. Biz de yasalar maalesef çıkartılırken insanları nasıl zora sokarız? Bakın hiçbir fark yok. Yani her şey insanların hayatını kolaylaştırmak için olmalı. Biz öyle yapmıyoruz. Biz her şeyi nasıl yokuşa süreriz? Nasıl insanları mağdur ederiz? Yasalarımızın hepsi bu şekilde yani. Bakın, çalışanları için güzel bir şey, işverenler için de güzel bir şey. Çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini kontrol altında tut diyor. Belli dönemlerde bunların sağlık muayenelerini yaptır. İşe girişlerinde, iş kazasına uğradığında. Ama bir şey daha söylüyor. Diyor ki, var mı slaytlarda bilmiyorum. Diyor ki kardeşim, işten ayrılan çalışanın 15 yıl özlük dosyasında sağlık belgelerini tutacaksın. 15 yıl. Yeni bir iş yerinde göreve başladı. Sizin büronuzdan çıktı, başka bir büroya gitti. İşverene diyor onaylı bir kişinin sağlık dosyasını göndereceksin. Ulan bizim devlette bile sağlık dosyası yok. Özel muhasebe bürosunda, oto tamircisinde sağlık dosyası ne gezer? Yani bizim bütün çalışanlarımıza bir özlük dosyası yapıyoruz. Doğru. İçinde bir sürü evrak var. Bunun dışında bir de diyor sağlık dosyası oluştur. O da tamam. 15 yıl sakla. O da tamam. Yeni gittiği yere de gönder diyor. Bu var, yönetmelikte var. Yani bakın, çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçecek. İşe girişle, iş değişikliğinde, iş kazasına uğradığında, meslek hastalığına uğrandığında, çalışanın niteliği ve tehlike sınıfına göre bakanlığın belirlediği düzenli periyotlarla. Nedir bu düzenli periyotlar? İş yeri hekimi de tabii bunu gerek görmesi halinde farklı uygulayabilir ama az tehlikeli sınıfta 5 yılda bir, tehlikeli sınıfta 3 yılda bir, çok tehlikeli sınıfta yılda bir periyodik muayenelerin tekrarlanması gerekiyor. Evet, bakın biz hepimiz ekranlı araçlarla çalışıyoruz değil mi? Bilgisayar bizim hayatımız. Her işimizi orada yapıyoruz ve ekranlı araçlarla çalıştığımız için hem işe aldığımız herkes için göz muayenesi yaptırmamız gerekiyor, hem ileride görme bozukluğu yaşadığında göz muayenesi yaptırmamız gerekiyor. Yine iş yeri hekimlerimizin uygun görmesi halinde belli aralıklarla göz muayenesi yaptırmamız gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Evet değerli arkadaşlar, ondan az çalışan olan işletmelere iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin giderlerini desteklemek üzere Devlet Baba 6331 sayılı yasaya bir madde koydu. Ondan az çalışan olacak. 9, en fazla 9. Türkiye genelinde 9. Bakın bizim kısa vadeli sigorta kolu primimiz %1'den %2'ye çıktı. Bunun sebebi boşuna çıkmadı. Bunu buraya kaynak sağlamak. Yani buradaki tehlikeli ve çok tehlikeli 9 ile aşağısındaki işletmelere kaynak sağlayacağız. Biz finanse edeceğiz. Bizim bir şirketimizin 2013 yılında ilave olarak ödediği rakam 6 milyon lira. Tek bir şirket. Peki herkes bundan faydalanıyor mu? Hayır. Herkes faydalanamıyor. Sigortasız işçi çalıştırmamış olacaksınız. Türkiye genelinde taşeronlar dahil 9'dan az olacak. Yani ifade ettiği bazen adrese teslim ihaleler olur. Bazen adrese teslim işe alımlar olur. Üniversite bir şey yapar, ilan eder. Der ki işte şu 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 özellikler olacak. Yazar oraya doktorasını da bilmem ne alanında yapmış olmak. Herkes bilir ki bu adamı ifade ediyor. Burada da öyle. Yani iki kişi, üç kişi, beş kişi çalıştıran sanayi sitelerindeki oto tamircisi, efendime söyleyeyim işte marangoz, bunları ifade ediyor. Ama ödediği para ne kadar? Kişi başına tam ay çalışıldığında tehlikeli işlerde 15 lira, çok tehlikeli işlerde 17 lira. 5 tane işçiniz var, 5 kere 15, 75 lira. 75 liraya hem doktor olacaksın, hem iş güven uzmanı alacaksın, hem iş yeri hemşiresi alacaksın. Efendim?
Ya dalga geçmiyor. 15'te 75 diyor. 5 işçim var 75 lira diyor. İşine gelirse. Ve hemen vermiyoruz bunu. Ne yapıyoruz? 3 ay bekleyeceksin. Tabii 3 ayda o 3 ay 1 yıldan aşağı düşer mi merak ediyorum. Şimdi işveren çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirecek. Riskler, önlemler, sorumluluklar ve İSG kayıtlarına erişim sağlayacak. İşverenlerin genel anlamda yükümlülüğü çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini sağlamaya yönelik. İşte bunların içerisinde sağlık raporu var, risk değerlendirmesi var, acil durum var, mesleki eğitimler var. Bunların hepsinin işverenler tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. İnşaat değil mi? Bizim Türkiye'nin lokomotifi inşaat. İstediğiniz inşaata gidin bak. Hiç memleket, bölge farkı söylemiyorum. İnşaata girin. Kaç çalışan mesleki eğitim almış? Bak çok tehlikeli iş. Kaç kişi de var mesleki eğitim? Bir tek ciddi firmalar var, büyük firmalar var. Onlar işte bir şekilde çalışanlarını eğitme amacıyla o belgeleri alıyor. Onun dışında hiç kimse de yok. İşçi yemyeni çalışıyor, günlük çalışıyor. Adam bir gün çalışamazsa akşam aç. Biz adama diyoruz ki kardeşim sen şimdi 5 gün git mesleki eğitim al. Ondan sonra git inşaatlarda çalış. Adam diyor ki 5 gün ne yiyeceğim ben abi? Bunu ne yapmak lazım? İş kurumuna görev vereceksiniz. Türkiye'nin bir hepsinde, her ilde, her ilçede birer haftalık kurslar açacak. Adam sanki inşaata gidiyormuş gibi yevmiyene kadar, yevmiyesi 50 lira. Gelecek 50 lirasını alacak. 5 gün geldi 250 lirasını alacak eğitim bittiğinde. Böyle olması lazım. Yoksa yasayı çıkartmışız, bunu uygulayamadıysak, hayata geçiremediysek ne anlamı var? Ceza ki o ceza hak. 1100 küsür lira her eğitim aldırılmayan kişi için para cezası var. Vallahi birçok kişi onu yapmayı düşünüyor, merak etmeyin. Yani ben bir şirkette hani bir toplantıda adam bütün her şeyini şu an satıyor. Her şeyi satıyor, parayı diyor bankaya koyacak. Uğraşamam diyor kimseyle. Benzin istasyonu var. Benzin istasyonu var. Yok o geliyor, bu geliyor. Vazgeçmiş adam çalıştırmaktan. Diyor ki kapatıyorum şirketi. Satacağım benzin istasyonunda. Kim işletirse hayırlı olsun. Evet. Abi biz riskliyiz zaten. En riskli işi yapıyoruz. Evet. Vallahi ben ne diyeyim şimdi? Ben de üzülüyorum ama ben anlatmak zorundayım. Bak, TÜSİAD'ın 8 Mayıs 2013 tarihinde bir toplantısı oldu TÜSİAD'ın. Martı Otel'de. Adem Başkanım da grup başkanıydı. Teftiş Kurulu'nda grup başkanıydı. Ve o da oradaydı. Bakan Bey vardı, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü vardı, TÜSİAD Başkanı vardı. Birçok sanayici iş adamı, birçok meslek mensubu arkadaşlar da dahil olmak üzere insan vardı. Doluydu salon. Ve ben bu yaptığım konuşmanın aynısını genel müdürün gözünün içine baka baka yaptım. Buyur Adem Bey burada. Bak hatalarınız bunlar, şunlar yanlış. Yetmedi. Aynı cuma günü Dünya Gazetesi'nde köşe yazımda da yazdım. Bakın şunların yapılması lazım. Ya ben daha ne yapayım? Efendim? Ben emekli olmadan da söylüyordum. Bak beni tanıyan bilir. Ben 15 yıldır gazetede köşe yazarıyım. Dünya Gazetesi'nde. Ben emekli değildim. Devlet memuruydum. Yine söylüyordum. Ya ben söylüyorum. Ne yapayım yani? Ben söylüyorum sadece. Efendim? Söylüyorum bak işte yazdım ben, benim gazete yazılarıma bakıp şey yapabilirsiniz. Değerli katılımcılar sizlerin... Vallahi ben devlet memuruyken söyledim, 5-6 tane soruşturma geçirdim, bir şey olmadı yani. Ya gittiler yani ne yapacak yani gitti Dünya Gazetesi'ne, beni İnsan Kaynakları Müdürü aradı. İSMO'ya da geldi, ben başkan danışmanıyım İSMO'nun, İSMO'ya da geldiler. Yani ne olacak bana? Ölümden ötesi yok ki.
Yani önemli olan doğru bildiğini söylemek. Bak ben yazıyorum, ben isim de verip yazıyorum. Hiç fark etmez benim için. Yani bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsan, benim yazılarımı okuyorsanız, benim hiç fütursuzca yazdığımı da bilirsiniz. İstediğin bak Resul Kurt yaz, git gazeteden oku ben ne yazmışım yani. Kaç tane dava açılmış hakkımda. Bizim bir şey sakındığımız yok ama önemli olan bu memlekete doğru şeyler yaptırmak. Güzel şey olsaydı yarın anlattıklarım yanlış şeyler değil. Evet. Evet değerli arkadaşlar, acil durum planları da özellikle çok sayıda işçisi olan bütün işletmelerinizde yerine getirmeniz gereken bir konu. Mutlaka acil durum planlarınız olsun. Çalışanlarınızdan 20 kişi de bir kişiye tehlikeli, çok tehlikeli işlerde 10 kişi de bir kişiye ilk yardım eğitimi aldırmanızda fayda var. Acil durum ekiplerini kurmanız, görevlendirmeniz, acil toplanma yerlerini belirlemeniz iş sağlığı güvenliği açısından büyük bir önem taşıyor. Eğer iş yerinde ciddi ve yakın bir tehlike varsa çalışanların şöyle bir hakları var. Çalışmaktan kaçınma. Ne yapacak? Diyelim ki kazanın patlaması ihtimali var. Gacır gucur sesler geliyor kazandan. İşçi diyor ki kardeşim patron bak bu tehlikeli. Çalışan temsilcisine söyledi. Patron ya kazanı değiştir ya da biz kardeşim bahçede otururuz hiçbir iş yapmayız. Sen de bize işten çıkarıp maaş ödememezlik yapamazsın. Çalışanların mutlaka eğitimlerinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin aksaklıklar veya taleplere ilişkin görüşlerinin alınması, katılımlarının sağlanması, temsil edilmelerine fırsat verilmesi gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim aldırma zorunluluğumuz var. Az tehlikeli iş yerleri için 8 saatlik eğitim yapacağız. Ve 3 yılda bir az tehlikeli, muhasebe bürolar az tehlikeli 3 yılda bir en az 8 saat eğitim aldırmamız gerekiyor. Yani bu Allah aşkına muhasebe bürosundaki bir çalışanınıza 8 saat ne anlatacaksınız? Abi ben merak ediyorum ne anlatılacak? 8 saatlik anlatılacak ne var? 60 metrekare ofis. Aman oğlum bak kabloya dokunma. Aman oğlum merdivenden dikkatli in. Aman oğlum yangın olursa bak yangın tüpü burada. Aman evladım bak yukarıdaki şeylere dikkat et kafana düşmesin. Başka ne yapacağız yani? Bu 8 saatlik eğitimin içeriğinde ne olacak? Profesör mü yapacağız adama? Tehlikeli iş yerlerinde bakın 12 saat eğitim verilecek ve 2 yılda bir defa. Çok tehlikeli iş yerlerinde 16 saat eğitim olacak ve yılda bir defa. Yılda bir 16 saat eğitim vereceğiz ve her çalışan için eğitimi ölçme değerlendirme formuyla değerlendireceğiz. Eğitime katıldığını resimlerle, fotoğraflarla, imza föyleriyle belgelendireceğiz. Yarın öbür gün birisi bir şey sorar. Kardeşim sen eğitim aldırmadan sertifika düzenledin derse ne yapacağız? Onları kanıt olarak saklayacağız. Bu eğitimlerin konuları da bakın genel konular. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar. Biz çalışanımıza diyeceğiz ki, bak Hasan Efendi, parmağını makineye kaptırırsan hemen doğru iş mahkemesine gidiyorsun, bana maddi ve manevi tazminat davası açıyorsun diyeceğiz. İki, sağlık konuları, meslek hastalıkların sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım, bu konuları vereceğiz. Şimdi bankamatikten para çekemeyen bir işçiye sen psikososyal etmenleri anlat bakalım. Ya. Erzurum'un dediği gibi, Bayburtlu'nun dediği gibi, Bayburt olalı böyle zulüm görmedi diyor. Şimdi teknik konularda anlatacağız. Kimyasal, fiziksel, ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, şimdi parlama, patlama, yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri, önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı,
iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma bilgilerinin anlatılması gerekiyor. Yine son olarak çok da vaktinizi almak istemiyorum, zil çalmadı ama ben tahmin ediyorum Orhan Bey saçını sakalını çekiştirdiğine göre bitirmem gerekiyor. Çalışan temsilcisi mutlaka iki ve daha fazla çalışan olan her işletmede atanması veya seçimle belirlenmesi ya da sendika varsa görevlendirilmesi gerekiyor. 2 ile 50 arasındaysa 1, 51 ile 100 arasındaysa 2, 101 ile 500 arasındaysa 3, 501 ile 1000 arasındaysa 4, 1001 ile 2000 arasındaysa 5, 2001 ve üzerindeyse 6 tane çalışan temsilcisi olacak. Birden fazla çalışan temsilcisi varsa bunlardan birisini kendi aralarında seçimle baş temsilci olarak belirlemeleri gerekiyor. Çalışan temsilcilerinin görevleri işverenlerle çalışanlar arasında bir köprü görevi görmek, çalışanlardan kendilerine gelen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunları işverene aksettirmek ve bu anlamda işletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliğinden kaynaklanacak riskleri ortadan kaldırmak. Hepinizi öncelikle sabırla dinlediğiniz için saygıyla selamlayarak teşekkür ediyorum. Sevgili hocamıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Resul Hocam biz saatlerce dinleyebiliriz sizi. Bizim hislerimize de tercüman olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi Resul Hocam'ın bahsettiği gibi yasa koyucular, kanunların hazırlık süresinde meslek odalarının görüşlerini maalesef almıyorlar. Bizlerden görüş istense biz de sizlerden görüş alacağız ve aldığımız görüşleri ileteceğiz. Tahmin ediyorum daha uygulanabilir, daha güncel yasalar çıkacaktır. Şimdi ikinci bölümde sosyal güvenlik hukuku konularında güncel gelişmeler isimli sunumunu yapmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdür Yardımcımız Murat Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın hocam. Sayın Başkan, İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın değerli yöneticileri, kıymetli meslek mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Resul Üstadımızın eleştirilerinin temelini de ben bir kavrama bağlıyorum. Öngörülmeyen sonuç. Maalesef öngörülmeyen sonuç diye bir kavram vardır bilimsel anlamda. Doktor kalp hastası olan kişiyi ameliyat eder, çok başarılı bir kalp operasyonu yapar ama kişi solunum yetmezliğinden vefat etmiştir. Öngörememiştir kişinin solunumdan dolayı da rahatsızlık yaptığını veya bir gebe kadının çocuğuyla ilgili sıkıntı vardır. Doktor çocuğu kurtarma adına anneyi de kaybetmiştir çocukla birlikte. Kasaba, maalesef kasaba kalp ameliyatını yaptırırsan olacağı bu. Yok, sadece o değil yani. Sonuç. Bu öngörülmeyen sonuçtur. Yani bazen herkesin ittifak ettiği bir yasada da beklemedik arızalar söz konusu olur. Asıl olan o arızaların meydana geldiği zaman düzeltilmesine yönelik gerekli hamlelerin yapılması. İşte sosyal güvenlik mevzuatımızda güncel değişiklikler derken bu öngöremediğimiz sonuçlar nedeniyle bazı yasal geri dönüşler, yasal düzenlemelerin yapılmasıdır benim ifade etmeye çalıştığım. O da ayrı bir konu. O da ihtisası olmayana tedavi ettirmek diye belki ifade edebiliriz ama bu bilimseldir yani öngörülmeyen sonuç. İşte benim de çok yakın bir zamanda rastladığım bir olay. Şimdi kanun limited şirket ortağını 4B kapsamında sigortalı saymış mı? Saymış. Geçenlerde deliği getirdiler. Adam şirket ortağı olduktan sonra delirmiş. Bakırköy'de iki ay yatırmışlar. Doktor demiş ki artık bu düzelmez, bu deli. Mahkemeye başvurmuş doktor. Buna bir vasi tayin edelim diye. Eşini vasi tayin etmişler. Eşi de yanıma geldi. Şimdi şirket ortağı göründüğü için 4 tane de şirkete ortak.
onu tasfiye edecek parası da yok. Şirket ortağı göründüğü için bağ kurulu, bağ kurulu borcu olduğu için de sağlıktan yararlanamıyor. Şirket ortağı olmamış olsa eşinden dolayı sağlıktan yararlanacak. Oysa bu ticari faaliyette de bulunmuyor. Adam deli, ne ticareti faaliyeti bulunacak? Beni öldürse sorumlu değil. Şimdi bu öngörülmeyen sonuçtur işte. Demek ki burada bu ve benzeri bir durumda olanlar için bir hamle yapılması, bir yasal değişiklik yapılmasını zorunlu hale getiren bir durum vardır. Hiçbir profesör bunu öngöremez. Bir limited şirketinin deli olabileceğini, deli olması nedeniyle Bağkur borcunun birikeceğini, Bağkur borcu olduğu içinden de eşinden dolayı sağlık yardımı alamayacağını öngöremez. Bak tersini öngörmüşler. Bir Bağkur sigortalısının borcu nedeniyle eşinin sağlık yardımı almasının önüne geçmek için onu gelir testine sokarak hiç geliri yoksa eşinden dolayı sağlıktan yararlanmamasının önüne geçici bir düzenleme alınmış ama bu öngörülememiş, öngörülmeyen bir sonuç oluşmuş. Bu nedenle yasalarda bu tür öngöremediğimiz, beklemediğimiz, esasında niyetimizin, muradımızın bu olmadığı bir neticeyle karşılaşırsak yasal anlamda bir değişiklik yapmak suretiyle bunu çözmemiz gerekir. Nitekim daha önce 3 sosyal güvenlik kurumunu birleştiren, daha önce 3 sosyal güvenlik kanunu birleştiren 5510 sayılı kanunun 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesiyle birlikte öngörülemeyen çok sayıda yasal sorunlar meydana gelince değişiklikler yapılmıştı. 2009 yılında, 2010 yılında, 2011 yılında, 2012 yılında, 2013 yılında hatta şu an mecliste görüşülen bir kısmı af tasarısı olan düzenleme bile esasında 5510 sayılı kanunda öngörülmeyen sonuca yönelik bir düzenlemeyi ihtiva eden maddeleri de var. Ona ben bir miktar değinmek istiyorum. Yani şu an hali hazırda mecliste görüşülmekte olan pakette neler var? Onunla ilgili açıklamalarda bulunmak istiyorum. 3 temel sosyal sigorta düzenlemesi yer almakta. Esasında 3 tane temel düzenleme var ama bunların yansıması olarak birden fazla da etkiye neden olan düzenlemeler söz konusu. İşte örneğin 5510 sayılı kanun yaşlılık aylığının hesaplanması başlıklı bir maddesi vardır. 29. madde esasında tek maddedir ama bu aynı zamanda geçici maddeye atıfta bulunur. O geçici madde daha önceki 506'ya 1479'a atıfta bulunur. Atıfta bulundukları maddeler geçici maddelere atıfta bulunur ama esasında 20 tane 25 tane maddeyi iç içe geçiren bir düzenleme olabilir. Burada temel anlamda bizim sizlere bahsedeceğimiz bir meslek mensubunu ilgilendiren 3 tane temel düzenleme var. Bununla ilgili ben size açıklama yapmak istiyorum. Bunların ilki kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı itibariyle 12 aydan daha fazla prim borcu bulunanların sigortalılık süreleri ve prim borcu yapılandırılabilecek. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na kanunun yürürlüğe girdiği Şubat ayında yürürlüğe girmişse takip eden aybaşı olan Mart ayından itibaren 12 ay ve üzerinde prim borcu varsa, örneğin 15 ay, 20 ay, 30 ay, 40 ay her neyse prim borcu varsa bu borcu yapılandırmak mümkün olacak. Yine bunun yanında sigortalıların yapılandırma talebinde bulunmaması halinde sigortalılık süreleri ve prim borcu silinecek. Yani sigortalı ben yapılanmak istemiyorum, bu sigortalılık hizmetinde istemiyorum diye müracatta bulunduysa müracat tarihi itibariyle, böyle bir müracatta bulunmamış ise kanunda belirlenen 3 ay olabilir, 6 ay olabilir. 3 ayın sonunda bu kişilerin sigortalılık süreleri de prim borçları da silinmiş olacak. Diyelim ki 2010 yılında şirket ortağı olmuştu. Yaklaşık 4 senedir Bağkur sigortalısı, 2 senelik prim ödemiş, 2 senelik ödememiş. 2 senelik sigortalılık süresi silinecek. Yeniden kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden Bağkur sigortalılığı, 4B sigortalılığı başlatılmış olacak. 12 aydan fazla prim borcu bulunduğu için sigortalılık süreleri silinen kişiler diledikleri herhangi bir dönem içerisinde yazılı başvuruda bulunmak
ve sigorta primine esas kazanç beyan etmek ve 3 ay içerisinde ödemek koşuluyla sigortalılık süresinin silinen sürelerden diledikleri kadarını tekrar canlandırabilecek. Bu hali hazırdaki geçici 17. maddedeki düzenlemeye paralel bir düzenleme ama bir farkı var. Geçici 17. madde 30 Mayıs 2008 tarihi itibariyle 60 aydan daha fazla prim borcu bulunan kişilerin ödeme yapmamaları durumunda sigortalılık sürelerinin ve prim borçlarının silineceğini, bu süreleri daha sonra canlandırmak istediğinde tamamını canlandırabileceğini düzenlemekteyken yeni tasarıda sigortalının ihtiyacı olduğu kadarını canlandırabilecek. Örneğin adamın 10 yıllık sigortalılık süresi silinmiş borç nedeniyle ama emekli olmak için kendisine 3 yıllık bir süre yetiyor. Eski uygulamada hali hazırda yasa çıkana kadar geçerli olacak uygulamada ya 10 yıllık sürenin tamamını canlandırmak veya hiç canlandırmamak şeklinde iki seçeneğimiz var. Oysa bunun yasalaşmasıyla birlikte yani geçici 17. maddede değişiklik öngören düzenleme ile birlikte 3 güne ihtiyacımız varsa 3 günü, 60 güne ihtiyaç varsa 60 günü, 2 yıla ihtiyaç varsa tıpkı askerlik borçlanmasında, doğum borçlanmasında olduğu gibi bir düzenleme söz konusu. Yine 4A veya 4B kapsamında olmayan, hak sahibi niteliği bulunmayan, diğer bir ifade ile gelir testine girmesi gereken yani GSS kapsamında sigorta tescili yapılması gereken veya yapılan kişilerin prim borçları yapılandıracak. Bildiğimiz SSK Bağkur emekli sandığı sigortalısı olmayan, annesinden, babasından, eşinden, çocuğundan sağlık yardımı hakkı bulunmayan, dolayısıyla kaymakamlıklara gelir testine girmesi gereken kişilerin gerek gelir testine girip prim borcu ödememiş ise gerekse gelir testine girmeme yolunu tercih etmişse bunların da hali hazırda bir prim borcu söz konusu. Bunlar yeniden yapılandırılacak. Ayrıca GSS prim borçlarına ait gecikme zammının da bir bölümü silinecek, bir bölüm aşağı çekilecek. Belki mecliste görüşülme esnasında belki gecikme zammının tamamı silinecek, bilemiyoruz veya prim borcunun da tamamı silinebilecek ama mevcut haliyle şu an üzerinde uzlaşılan hali genel sağlık sigortası prim borcunun yapılandırılması, gecikme zammının da bir bölümünün silinmesi niteliğinde. Yine gelir testine girmediği için GSS sigorta primi üst basamaktan belirlenmiş olan kişiler yasa çıktıktan sonra gelir testine girmek suretiyle GSS prim borçları fiili gelirleri üzerinden yeniden belirlenecek. Burada hepimizin de bildiği gibi kişi 4A kapsamındaki bir sigortalı işten ayrıldıktan sonra işten ayrıldığı tarihten itibaren geriye doğru bir yıllık süreye bakıyoruz. Eğer bir yıllık süre içerisinde 90 günden daha fazla prim ödemesi varsa 90 artı 10 gün yani 100. güne kadar kendi üzerinden sağlık yardımını almayı sürdürüyor. Bugün ben işten çıktım. 7 Şubat 2014'ten 7 Şubat 2013 tarihine bakıyorum. 90 günden fazla SSK primim 4A kapsamında primim ödenmişse 100. güne kadar ben yine eski SSK primim ödenmesi hasebiyle sağlıktan yararlanabiliyorum. Dolayısıyla 100. günden itibaren eğer eşimden dolayı sağlıktan yararlanamıyorsam, çocuğumdan dolayı yararlanamıyorsam veya annem babamdan dolayı sağlıktan yararlanacak nitelikte değilsem, hak sahibi değilsem artık bir ay içerisinde gelir testine girmem gerekiyor. Eğer prim gün sayım son bir yıl içerisinde 30 günden fazla ama 89 gün aralığındaysa yani 90 günden az 30 günden fazlaysa bu kez 10. günden itibaren bir ay içerisinde gelir testine girmem gerekiyor. 30 günden azsa işe girdim, 5 gün sonra ayrıldıysam, son bir yılda başka da primim yoksa, işten çıktığım tarihten itibaren bir ay içerisinde gelir testine girmem gerekiyor. Gelir testine girmemiz durumunda ikamet ettiğimiz hanedeki kişilerin gelirleri kişi sayısına bölünmek suretiyle asgari ücretin 1/3'ünün altındaysa primimiz devlet tarafından ödeniyor. Yani eski yeşil kart sigortalısı dediğimiz niteliğe bürünüyoruz. Kişi başı düşen gelir asgari ücretin 1/3 ile asgari ücret aralığındaysa bugünkü rakamla 42 lira, bir asgari ücretle 2 asgari ücret aralığındaysa bugünkü rakamla 120 küsür lira,
İki asgari ücretin üzerinde ise 248 lira. Hiç gelir testine girmezsek sanki iki asgari ücretten daha fazla gelir elde ediyormuş gibi her ay 248 lira üzerinden bize borç tahakkuku oluşmakta. İşte bu yasayla birlikte bu kişilerin öngörülen, o yasada öngörülen süre içerisinde gelir testine girmesi durumunda geliri 500 lira çıkmışsa kişi başına düşen geliri esasında 248 değil 500 lira bir asgari ücretin altında, asgari ücretin üçte birinin üzerinde olduğu için 42 liraya sabitlenmiş, onun üzerinden de bir anlamda yapılandırmak, gecikme zammını da daha az ödemek suretiyle bu kanun kapsamından yararlanmış olacağız. Yine bir diğer önemli düzenleme sosyal güvenlik destek primi ile alakalı bir düzenleme. Malumu olduğumuz üzere ilk defa 1999 yılında 4447 sayılı kanunla emeklilerle alakalı bir sosyal güvenlik destek primi kavramı hayatımıza girdi. Yaklaşık 15 sene öncesi depremden hemen sonra emeklilikte yaşı düzenleyen kanunla birlikte hayata geçen bir uygulama. Yani artık Bingöl'deki çoban bile bir emeklinin maaşından vergi mükellefi olması halinde, limited şirketi ortağı olması halinde, hem anonim şirketin ortağı hem yönetim kurulu üyesi olması halinde, 1 Ekim 2008'den önceki dönem için söylüyorum, anonim şirketin kurucu ortağı olması durumunda maaşından destek primi kesilmesi gerektiğini biliyor. Bilmeyen de çok az sayıda insan. Ama genel olarak bizim özelliğimiz, nasıl bilecekler? Benim limited şirket ortağı olduğumu kim bilecek? Ben beyan etmedikten sonra kim anlayacak gibi bir anlayış var. Ya çok gariptir. Meslek mensubu bir arkadaşım var. Zamanında destek primi tescili yapılsın diye dedi diye, bildirimde bulundu diye mükellefi defterlerini teslim etti. Ben de yanında şahit oldum olaya. Böyle bir anlayış içerisindeyiz. Ama daha sonra 20 bin liralık borç birikip maaştan kesilmeye başlayınca da ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Değerli meslek mensupları, artık vergi kayıtlarına Sosyal Güvenlik Kurumu internet üzerinden erişebiliyor. Hatta vergi daireleri vergi mükellefi olanları, mükellefiyeti sona erenleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmekle yükümlü. Bu bildirimi yapmazsa para cezasına maruz kalıyor. Aynı şekilde ticaret odaları, aynı şekilde meslek kuruluşları, örneğin kanunla kurulu meslek kuruluşu sayılan Seyyar Milli Piyangocular Odası'na kaydolmuş birisini, o kişi kuruma 10 gün içerisinde bildirmezse, ayrılmış olanı 10 gün içinde bildirmezse bir asgari ücret ceza uygulandığı için bu kayıtlar anlık Sosyal Güvenlik Kurumu'na geliyor. Ziraat Odası'nın kayıtları online geliyor. Dolayısıyla bir şekilde daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt tescili yapılmamış olan da bilmeli ki, ama bir ay sonra, ama iki ay sonra, çok fazla bir zaman geçmeyecek, bunu bilsin. Onların da maaşına bir kesinti başlayacak. Hatta birikmiş 20-30 bin lirayı bulmuş bir gecikme zammıyla birlikte maaş olduğu için belki 6 sene, 7 sene, 8 sene dörtte bir kesilebildiği için en fazla ancak bu borç yükünden kurtulabilecek. Oysa torba kanunda sosyal güvenlik destek prim ödeme yükümlüsü olan, yani 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle Bağkur'dan emekli olup Bağkurlu olmayı gerektirir bir ticari faaliyet içine giren, yani vergi mükellefi olan, yani limited şirketi olan, yani anonim şirket kurucu ortağı olan o dönem için, yani anonim şirketin hem ortak hem yönetim kurulu üyesi olan kişiler, yine diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmuş olup, yani SSK'dan emek sandığından, banka sandığından 2 Ağustos 2003 tarihinden önce devam edip tekrar 2 Ağustos 2003 tarihinden sonra da bu faaliyeti devam eden veya bu tarihten daha sonra vergi mükellefi olanların destek primi ödeme yükümlülüğü var. Yine diğer sosyal güvenlik kurumlarından, yani SSK'dan, Bağkur'dan, emek sandığından emekli aylığı alıp anonim şirkete kurucu ortak olan veya anonim şirketin hem ortak hem yönetim kurulu üyesi olan veya limited şirketi ortağı olanların da 28 Ocak 2004 tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlülüğü vardı. Bağkur'dan emekli olanların maaşından %10 destek primi kesilirdi 1 Ekim 2008'e kadar. SSK'dan emekli sandığından, banka sandığından emekli olmuş kişilerin de Bağkur 12. basamak gelirinin, ki aklınızda kalması için söylüyorum, asgari ücrete yakın bir rakamdır. Bunun %10'u oranında Bağkur'a, geçmiş Bağkur'a destek primi adı altında ödeme yapması lazımdı. Bu 1 Ekim 2008'den itibaren
2008 yılı için %12, 2009 için maaşın %13'ü, 2010 yılı için %14, 2011 ve devam eden yıllarda da %15 oranında kesilecek. İşte bu şekilde hali hazırda maaşına kesinti gelmiş ama borcu bitmemiş olan veya zamanında tescili yaptırmayıp borç oluşturacak olan kişilerin gecikme zammını daha az ödeme adına, çünkü gecikme zammının bir bölümü silinecek, hem de 36 aya varan bir vade yapma adına, öbür türlü maaştan 1/4 oranında bir kesinti olacak. Hali hazırda bu ticari faaliyeti devam ediyorsa maaşın bir de %15'i oraya kesilince, geriye maaşı 1000 lira ise eline 600 lira gibi bir miktar geçmiş olacak ki bu da kendisini sıkıntıya sokacak. Oysa yapılandırmaya başvurmak demek bir anlamda bu kişiler için ne olacak? Daha az prim borcu ödemek, maaşa haczi önlemek, gecikme zammını daha az ödemek, hatta bir bölümü içinde belki borcu yarı oranında azaltmak, 1/3 oranında azaltmak anlamına gelecek. Yine o öngörülmeyen sonuç dediğim kavramlarla alakalı, yani daha önceden aksayan kanunun yönleriyle ilgili olan, meslek mensuplarını da ilgilendiren birkaç konuya da değinmek istiyorum. Hepsini anlatabilmem mümkün değil. Öyle maddeler var ki sadece bir maddeyi ben burada 2 gün anlatsam ancak anlatabilirim. O derece de anlaşılması zor belki ama 3 tane yasayı birleştirdiği için ağır maddeleri olan bir kanundan bahsediyoruz. Dolayısıyla sizi ilgilendiren, sizin hayatınızı kolaylaştıracak düzenlemeleri olan kısımlarını ben anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi daha önce yasanın yürürlüğe girmesinden önce bir işveren yanında çalışanlar, SSK sigortalısı, ticari faaliyet içinde bulunan bağımsız çalışanlar, Bağkur sigortalısı, kamu kurumlarında memur statüsünde çalışanlar da emekli sandığı iştirakçısı adıyla anılırdı. Kanun 3 kanunu birleştirdiği için daha önceki SSK sigortalısı dediklerimiz, yani bir işverene bağlı olan çalışanlar 4A kapsamında, daha önce Bağkur sigortalısı dediklerimiz 4B kapsamında, daha önce kamu çalışanı ya da emekli sandığı iştirakçısı dediklerimiz de 4C kapsamında sigortalı sayılmıştı. Burada 4B kapsamında sigortalı sayılanların geçmiş dönemde 3 ay içerisinde Bağkur'a kayıt ve tescil yaptırma zorunluluğu vardı. Tabii bunun mükelleflerin yeterince yapmaması, kamu kurumlarının da bu konuda hassasiyet göstermemesi dikkate alan yasa koyucu, ilk tescil aşamasında bildirim yükümlülüğünü tescili yapan kamu kurumu üstesinde bırakmış, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kamu kurumuna da bir asgari ücret tutarında her bir kişi için para cezası uygulanmasını öngörüyor. Yani bir anlamda vergi mükellefiyeti başlamışsa vergi dairesi, İlk defa bir ünite şirket kuruluyorsa ticaret odası, İlk defa bir anonim şirket kuruluyorsa ticaret odası, tarımsal bir faaliyette bulunma söz konusuysa, örneğin Silivri İlçe Tarım İl Müdürlüğü'ne kaydolmuşsak İlçe Tarım İl Müdürlüğü, Türkiye Jockey Kulübü'nde at biniyorsak veya at çalıştırıyorsak Türkiye Jockey Kulübü gibi kurum ve kuruluşlar ilk aşamada tescille yükümlü. Meslek mensupları hangi aşamada devreye giriyor? İşte bu limited şirketlere vergi mükellefiyeti için söz konusu değil. Limited şirkete yeni ortak alınması veya anonim şirketin ortak olan yönetim kurulu üyelerinin değişmesi durumunda, ama istifaen ama genel kurul kararıyla yeni bir yönetim kurulu üyeliği meydana gelmesi durumunda tamamı da değişebilir ya da herhangi bir tanesi, 2 tanesi de değişebilir. İşte burada meslek mensuplarının işveren adına devreye girmesi gerekiyor. Zira devreye girmemek, yani meslek mensubunun sosyal sigorta işlemlerini yönetmeninde belirtilen yükümlülüğü yerine getirmemesi, işletmeye her bir kişi için bir asgari ücret tutarında para cezası uygulanmasını zorunlu kılıyor. Yani anonim şirketin daha önce yönetim kurulu üyesi olan ancak yeni seçimle üyelikten ayrılan veya istifaen üyelikten ayrılan veya limited şirketteki hissesini devreden ortak tamamını devretmişse, bu durumda kendisi de 4B kapsamındaki sigortalılıktan ayrılacağından ya da kanun öyle öngördüğünden 10 gün içerisinde
hisseyi devreden ya da yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan ortak adına şirketin merkezini içine alan sosyal güvenlik merkezine işten çıkış bildirgesi dediğimiz ıslak imzalı kağıt formatlı belgeyi düzenlemesi, hisse devrine bağlıysa bu, hisseyi devrettiği tarih yönetim kurulu üyeliğinin ayrılması söz konusuysa yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı tarihde işten çıkış tarihi alanına yazarak altına işletmenin kaşelemesi, ilgili sosyal güvenlik kurumuna vermesi, her ihtimali de göze alarak bir suretinde saklamak üzere tarih sayılı kaşeli bir suretinde alması gerekmektedir. Aynı şekilde ortak olan kişi emekli olan kişi olsa bile limite şirket ortaklığından ayrılan veya yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan bir başka işletmede 4A kapsamında sigortalı olduğu için 4B kapsamında bile olmayan kişi olsa dahi bu işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gerekmektedir. Bakın örneğin A limite şirketi hissenin tamamını 1 Kasım 2013 tarihinde B'ye devretmiş. Ne yapmamız lazım? Devralan adına 15 gün içerisinde işe giriş, devreden adına 10 gün içerisinde işten çıkış bildirgesi vermemiz gerekiyor. Bu bildirgeyi vermediğimiz takdirde işe girişler için 15 gün, işten ayrılanlar için 10 gün içerisinde. Bakın örneğimizde A hissesini B'ye devretti. Ne zaman? 1 Kasım 2013. Demek ki 10 Kasım 2013'e kadar A adına işten çıkış bildirgesi vermeliyiz. İşten çıkış tarihi 1 Kasım 2013 yazmalıyız. B adına da 4B kapsamına giren kişi olduğu için işe giriş tarihi 1 Kasım 2013 ama 15 Kasım 2013 tarihine kadar kağıt formatlı şirketin kaşesinin imzasının o bulunduğu işe giriş bildirgesini sosyal güvenlik kurumuna vermeliyiz. Ortak emekli olsa da bunu vermeliyiz. Hatta emekli olması durumunda bir karışıklığı önleme adına bildirgenin bir üst köşesine emeklidir, Bağkur emeklisidir, emekli sandığı emeklisidir, banka sandığı emeklisidir gibi bir ibareyi koymamız daha faydalı olacaktır. Yine kanunun öngörülmeyen sonuçlarından bir tanesi de işte kişinin hem 4A hem 4B hem 4C kapsamında sigortalı olması durumunda ne yapılacağına ilişkindi. 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklikten önceki yani 6111 değişikliğinden önceki halinde eski 506, eski 1479, eski 5434 dönemindeki özellik devam etmektedir. Yani iki sigorta aynı andaysa, üç sigorta aynı andaysa öncelik 4C'ye emekli sandığına, iki sigorta yan yanaysa genelde de uygulama böyledir SSK ile Bağkur yan yanaysa önceden başlayan kesintiye uğramadığı sürece sonradan başlayan sigorta devreye girmezdi. 2004 yılında sigortalı çalışmaya başladığı iş yerinden 2005 yılında hisse almışsa kesinti olmadığı sürece SSK sigortalısı olur. İşten çıktığı günde Bağkur devreye girerdi örneğimizden hareketle. Oysa bunun da bazı mahsurları söz konusu oldu. Hepimiz biliyoruz mali müşavirsiniz, meslek mensubusunuz. 1.000 lira para versen benim adıma limite şirket kurmuyor musunuz, kuramıyor musunuz? En fazla 1.500 lira, 2.000 lira versen takla atar birçok kişi. Aman ver, hemen şirketi kurayım. Bu derece kolay. Limite şirket kurmak bu derece kolay olmuş. Peki limite şirketi öldürmek nasıl? 5.000 lira versem öldüremezsiniz. İlana çıkacak, tasfiye memuru atanacak, mali müşavir, meslek mensubu her ay beyanname verecek, öyle değil mi? 1,5-2 sene sürecek. Kurmak bir gün, bir dakika 1.000 lirayı, 1.500 lirayı ver. Yani masrafını söylüyorum ben. Sizin aldığınız bedeli söylemiyorum. Ama tasfiye etmek çok uzun süreç. İşte bizim insanlarımızda da şöyle bir anlayış var. Yani sanki büyük müteahhit Ali Ağaoğlu bir şirketi olacak. Kart vizite genel müdür yazdıracak. Kart vizite şirket ortağı yazdıracak. Yazsan ne olur? Yani çapın ne, etin ne, budun ne, ne işi alıyorsun? Ama o karta sevdalı olduğu için o kartı alma adına şirketi kurmuş. Ondan sonra basmış gitmiş Bingöl'e, basmış gitmiş Van'a memlekete. Tutturamamış. Herkes tutturabiliyor mu? Herkes büyük iş alabiliyor mu? Ama kapatması, şirketi öldürmesi yok. Vergi dairesine bile belki haber vermemiş. Meslek mensubunun parasını bile vermemiş. Çekmiş gitmiş.
En sonunda vergi dairesi resmen 2 ay 3 aydır bu mükellef hiç beyanname vermiyor. Bir yoklama çıkaralım demiş. Gitmiş yerine bakmış ki böyle bir iş yeri de yok. Resmen kapatmış. Ama mevzuat gereği SSK sigortalısı olarak bir yerde çalışsa bile geçerli değil. Bağkur sigortalısı olacak ve her ay Bağkur borcu tahakkuk edecek. Hatta hiç çalışmıyorsa gelir testine bile giremeyecek. Böyle bir özelliği olan durum. Tabii sürdürülebilir bir durum değil. Mahkemeye gidiyor adam, SSK Bağkur çakışmış. Mahkeme önceden başlayan sigorta geçerli olur ilkesini ben tanımam diyor. Baskın sigortalılığa bakarım ben. Adamın %1 hissesi var, faaliyeti bile olmayan şirketten dolayı bu adam Bağkurlu olmaz. Bu adam bir başkasının yanında emeğiyle geçinen bir adam. Baskın olan emeğinin karşılığı aldığı ücret diyor mahkemeler. Doğal olarak, doğru olarak, sağlıklı olarak. İşte bunu düzeltmenin yolu da önceden başlayan sigortalılığın geçerli olur ilkesi yerine sigortalılıkta hiyerarşinin geçerli olacağı. Yani emekli sandığı eski sigortası olan 4 C'nin diğer 4 A ve 4 B'yi döveceği. 4 A'nın da 4 B'yi döveceği. Yani üstünlüğü, hiyerarşik bir ilke söz konusu. 1 Mart 2011 tarihinden itibaren bir limited şirket ortağı bir başkasının yanında çalışsa 4 A kapsamında sigortalı olsa Bağkur hemen pasif duruma geçiyor. Devreden çıkıyor. Ne zaman ki o iş yerinden çıktı, yeniden ortaklık devam ediyorsa Bağkur devreye giriyor. Özellik bu. Ama burada meslek mensupları da acaba bundan biz de faydalanabilir miyiz? Biz de bu nimetten yararlanabilir miyiz? Vergi mükellefiyiz. Bağkurlu olmamız gerekir. Kendimizi bir başka yerden sigortalı gösterip de SSK şartlarından biraz daha yüksek maaş alsak, daha erken emekli olsak diye düşünce içerisine girebiliyor. Hatta bunu yapmaya çalışınca da işte o da kendilerinden savunma isteyince, bunu tespit edince, disipline sevk edince de sanki İstanbul Mali Müşavirler Odası benim SSK'lı olmamı istemiyor şeklinde serzenişlerde bulunuyor. Duyuyorum ben. Oysa istemeyen Mali Müşavirler Odası değil, meslek yasası. 3568'di değil mi? 3568 sayılı yasa büro açmış, bağımsız çalışan meslek mensubunun bir hizmet aktiyle bir başka yerde çalışmasına engel olmuş. Disiplin cezası verilmesi gerektiği yönetmeliklerine de bakarsanız bunları görürsünüz. Yani engel olan yasa arkadaşlar ve bunu çözümlemek de ancak yasal değişiklikle mümkün olur ki bu da doğru olmaz. Çünkü meslek mensubu bir başkasının yanında emirle talimatla çalışmıyor. Yani bu da bir gerçek. Ha şu olabilir, ona da zaten o da yönetmelik cevaz vermiş. Meslek mensubu bilimsel kültürel bir faaliyette bulunabilir. Tam süreli olmamak koşuluyla, kısmi süreli olmak koşuluyla. Yani Bahçeşehir Üniversitesi'nde uygulamalı muhasebe dersine girebilir. Haftada 4 gün. Ayda yapar 16 gün, yani 2 gün ya da 3 gün. Böylesi bir çalışma söz konusuysa bu kez sigortalılığın üstünlüğü ilkesi gereği kısmi süreli üç sözleşmesiyle 3 gün bile olsa SSK devreye girer. Sözleşme devam ettiği sürece Bağkur sigortalısı sayılmaz. Kendisi isteğe bağlı sigortayla geri kalan eksik kalan 27-28 günü 30 güne tamamlayabilir. Bu da SSK sigortalısı olabilir. Hatta zamanında bunu yapmamış olabilir. GSS'li olup sağlıktan yararlanma yolunu seçmiş olabilir. İlerleyen herhangi bir dönemde borçlanma suretiyle bunu sağlayabilir. Bir tek cevaz buna. Ama onu da odaya ibraz etmeniz. Çalıştığınız yerin bilimsel, kültürel faaliyette bulunan bir işletme olduğu, tam süreli olmadığını da belirtmemiz lazım. Yoksa ben de birçok denetimde mükellefinden kendini sigortalı göstermiş, ya sen hizmet aktiyle çalışmıyorsun ki. Yani sana talimat mı veriyor benim KDV'mi 5000 lira ver diye? Veya sabahın 8'inde buraya geleceksin mi diyor? Sen kendi bilimsel, kendi mesleksel bilgilerini ne zaman arzu edersen, gecenin ikisinde olur, üçünde olur veya 3 gün sonra olur, bildirgeni böyle veriyorsun. Hizmet akdi yok, dolayısıyla sigortalı olmak mümkün değil. Bunu da yeri gelmişken burada belirtmiş olalım. Yine bir diğer önemli meslek mensuplarının karşılaştığı sorun bizlere de intikal ediyor. En nihayetinde bu işlemi yaptığımız kişiler de defterini tuttuğumuz, yani sizlerin mükellef dediğiniz, bizlerin işveren dediğimiz kişi olunca böylesi bir yanlış bildirim de telafisi biraz zor bir işlem olunca sıkıntı yaşıyoruz. Kimisi defterimi ben artık sana tutturmam diyor.
kolay geliyor kendisine, öyle söyleyeyim. Yani her şeyi bilmek zorunda işte, bahsetti başkan. 40 tane kanunu bilmek zorunda meslek mensubu. Benim bile bilmediğim kanunları bilmek zorunda. Birçok şeyi bilmek durumunda maalesef. İşte bu düşünceyle işverenler de incinebiliyor. Bunu önleme adına şirket ortakları kendi iş yerlerinde SSK'lı olabilir mi? Onunla ilgili de gene değinmek istiyorum. Çünkü karşımıza çok sık çıkıyor. Birçok meslek mensubu arkadaş, çözebilir miyiz? Nasıl çözeriz? Kişi emekli olamamış, emekli olmuş, iptal edilmiş veya 4B kapsamına geçmiş. Ne yaparım? Bir çözüm arayışı içerisine girdiği için bilgimize başvurmak için yanımıza geliyor. Bu kalabalığı bulmuşken ifade edelim ki meslek mensubu hata yapmamış olsun. 1 Ekim 2008 tarihinden geçerli olmak üzere kanunun 4B kapsamında sayılanlar kendilerine ait veya ortak oldukları iş yerlerinden 4A kapsamında sigortalı olarak bildirilemez şeklinde bir düzenlemesi var. 53. maddenin ikinci fıkrası. Yani artık diyor ki kanun, limited şirket ortakları eskiden olduğu gibi ortak oldukları limited şirketlerden anonim şirketin hem ortak hem yönetim kurulu üyesi seçilenleri, hem ortak hem yönetim kurulu üyesi oldukları işletmelerden 4A kapsamında sigortalı bildirmelerine yasak koydum ben. Bunlar işveren sıfatını taşırlar. Bunlar işverendir. Kendi bünyesi içerisinde işçi olamaz. Kendi kendine hem patron hem işçi olup hem talimat alıp hem talimat veremez şeklinde bir düzenleme içine girmiş. Ama burada da ne yapmış? Bir istisna getirmiş. Çünkü geriden gelenler var. Eskiden 2002 yılından, 92 yılından, 95 yılından şirket ortağı olup bu şekilde usulüne uygun biçimde bildirilen, yani SSK sigortalılığı, 4A kapsamındaki sigortalılığı geçerli olanlar var. Onlar için de bir geçiş düzenlemesi öngörmüş. Önce tebliğe konuldu. Daha sonra tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Genelgeye de aynı tebliğdeki hüküm monte edildi. Bu kişiler eğer 1 Ekim 2008'den önce kendi şirketlerinden usulüne uygun olarak 4A kapsamında sigortalı bildirilen kişilerse, yani ortaklığı 1 Ekim 2008'den önce başlayan, limited şirket için söylüyorum, ya da anonim şirket için yönetim kurulu üyeliği ve ortaklığı 1 Ekim 2008'den önce başlayan ve 1 Ekim 2008'den sonra da kesintisiz devam edenleri de ben sigortalılığını sosyal güvenlik kurumu geçerli sayarım. Onlar için özel bir geçiş düzenlemesi yaptım demektir. Yani bir anlamda şunu diyor sosyal güvenlik kurumu arkadaşlar. Birincisi diyor ki bir kişinin kendi ortağı olduğu limited şirketten, kendi ortağı olduğu anonim şirketten SSK sigortalısı olarak bildirilmesi için, bu bildirdiği sigortalılığı da benim geçerli saymam için 3 tane koşul ararım ben. 1. Limited şirkete ortaklığım 1 Ekim 2008'den önce başlamalı. 2. Şirketteki sigortalılık 1 Ekim 2008'den önce başlayıp ilgili iş yerindeki SSK sigortalılığı da 1 Ekim 2008'den önce başlamalı ve kesintisiz olarak 1 Ekim 2008'den sonra da devam etmeli. 3. 1 Ekim 2008'den önce devam edip gelen şirketteki o dosyadaki sigortalılık da devam etmeli. Yani şirket ortağı dönme dolap gibi o şubeden o şubeye, o şubeden o şubeye girdi çıktı yapılmamalı. O dosyaya mahsus bir istisna getirdim demektedir sosyal güvenlik. Bugün 2 yıldır sigortalı çalıştığım limited şirketten hisse aldım. 4A'lı olabilir miyim? Olamam. Neden? Birincisi ortaklığım 1 Ekim 2008'den önce gelmiyor. İkincisi SSK sigortalılığım da 1 Ekim 2008'den önce gelmiyor. Bunun birisi gelseydi de yeterli olmayacaktı. Bakın 3 tane koşulun 3'ünden herhangi birisinin kaybolması durumunda. 2006 yılında ortak olmuş. 2006 yılından günümüze kadar ortaklığı devam ediyor. 4A kapsamında sigortalı bildiriliyor. Biz de tuttuk bunu, sigortalı bildirildiği Beyoğlu dosyasından aldık, Kadıköy dosyasına verdik. Ne zaman? 7 Şubat 2014 tarihinde. Artık 7 Şubat 2014 tarihinde bu kişi 4B kapsamında, Bağkur kapsamında sigortalı olması gereken kişi. Yani buradan anlamanız gereken, eskiden ortak olan, eskiden kesintisiz devam eden ortakları
yerinden oynatmayın. Taş yerinde ağırdır felsefesinden hareketle dosyasını değiştirmeyin. Burada da gene öngörülmeyen bir sonuç var. Dosyamız nakil nedeniyle değişirse ne olacak? Yani Beyoğlu'ndaki iş yerimi kapattım, Kadıköy'e taşıdım ben. Ne yapayım? Adres değişikliği icap etti. Orada bir dükkan aldım. Beyoğlu'nda işlerim iyi gitmedi. Bütün işçilerimle birlikte taşınıyorum. Veya Pendik'e taşınıyorum. Dosyam da değişiyor. Ne olacak benim halim diye sorarsanız, daha bugüne kadarki uygulamamızda İstanbul İl Müdürlüğü olarak bizim görüşümüz, hiç olmazsa nakil nedeniyle çıkış varsa bunların da devam etmesi yönündeydi. Esasında hepsi açısından aynı şirketse, tüzel kişiliği aynıysa devam etmesi fikrini taşıyorum. Bunu her yerde de söylüyorum ama hiç olmazsa nakil nedeniyle taşınanlarla ilgili bir düzenleme yapalım. Düşüncemiz sonunda Ankara'dan kabul gördü. Yeni bir genelge düzenleniyormuş. Bu genelgenin içerisinde nakil nedeniyle değişiklik varsa Bağkur kapsamına atmış olduklarımızı bir anlamda tekrar düzeltmiş olacağız arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Başkan da bana kötü kötü bakıyor. Konu uzun. Anlatacağımız çok şey var ama siz meslek mensupları olarak söyleyeceğim bu. Bir de çalışamazlık girişi Yahya Başkan'ın özel bizlerden ricasıydı. Kurum başkanımızdan ricasıydı. Meslek mensubu çalışamazlık girmekten bıktı. Angarya iş yapıyor. Giremeyince de ceza yazıyor. Bunu farklı bir formata getirelim. Zaten e-bildirgede biz eksik gün olarak 01'i seçiyoruz. Bu şekilde bir düzenleme olsun diye geçen sene ricada bulunmuştu. Yasal altyapısı yapıldı. Onunla ilgili tebliğ değişikliği yapıldı. Artık meslek mensupları raporu ya çalışamazlık biçiminde girecek eskiden olduğu gibi veya kişi ay içerisinde 30 gün üzerinden çalışan ama raporlu olduğu günler eksik bildirilense, örneğin 20 gün rapor almış, 10 gün çalışan, eksik gün nedeni 1, eksik gün sayısı 20 olarak bildirilen bir kişi durumundaysa bu bildirgeyi de takip eden ayın 23'üne kadar verince çalışamazlık girişini yapmış sayılıyor. Hatta ücretini tam ödüyorsa gerek iş sözleşmesinden kaynaklanan nedenlerle gerek iyilik kabiliğinden 30 gün üzerinden bildiriyorsa bu sefer de bildirgenin sağ tarafında ismin olduğu yerde bir kutucuk, raporlu işçi çalışmamıştır kutucuğunu da işaretlemesi durumunda gene çalışamazlık yerine geçmiş oluyor. Yahya Başkan'ın çok katkısı olmuştur, desteği olmuştur. Onu da son bir söz olarak sizlere ifade etmek istedim. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Soru olarak alalım. Sayın Müdürümüze biz de çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, sevgili üstadımız değindi. Ayrıca bizlerin sorunlarına bu kadar duyarlılık gösterdiği için özel bir teşekkür etmek istiyorum. Bizlerin yaşadığı ciddi bir sıkıntı, büro işleten arkadaşlar Bağkur'la olmak zorunda. Ama Bağkur'daki emeklilik şartlarıyla sigortanın emeklilik şartları çok farklı. İşte Bağkur'da kalırsa 49 yaşında emekli olacak. Sigortaya tersini söylüyorum, düzeltiyorum. Sigortadan şartlarında emekli olursa 49 yaşında emekli olacak. Bağkurlu olursa 52 yaşında, 53 yaşında, 54 yaşında işte işe başladığı tarihe göre değişen süreler var. Böyle bir çıkmaz var maalesef. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi eskiden Bağkur vardı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığı diye 3 kurum vardı. 2006 yılında zannedersem kurumlar birleştirildi ama şartlar birleştirilmedi. Bizim meslek yasamıza göre büro faaliyetinde bulunan arkadaşlarımızın bağımsız olması gerekiyor. Dünya uygulamalarında da böyle. Bir işverene bağlı olarak bizler çalışamıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki kurumların emeklilik şartları birleştirilirse, aynı aşamaya gelirse tahmin ediyorum sorunumuz çözülecektir. Ben bir de bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Girişte bizim barkod okuyucularımız var. Buraya katılan arkadaşlarımız girişte lütfen kaydını yaptırsın. Daha sonra e-mail yoluyla bir elektronik sertifika göndereceğiz katılan arkadaşlarımıza. Süremizi olumlu kullanmak adına ben diğer konuşmacımıza söz vermek istiyorum. İş hukuku konularında Güncel Gelişmeler isimli sunumunu yapmak üzere
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Sayın Adem Murtaş'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun, teşekkür ederim hocam. Sayın Başkan. İstanbul Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu'nun Sayın Başkanı, değerli yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, değerli meslek mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Sayın Meslek Odası Başkanı'nın konuşmasını yaparken, kamu bizden önde gidiyor, devlet sisteminde vesaire uygulamalarda diye bir açıklaması oldu. Kendisine bu güzel açıklamasından dolayı teşekkür ediyorum. Malum marifet iltifata tabidir. İkinci olarak Sayın Resul Üstadıma gerek yasayı gerek bazı kurumları çok eleştirdi. Kendisi üstadımız olarak kendisiyle 20 yıllık hukukumuz bulunması hasebiyle bunu her zaman her yerde söyleyebilirler. Eski bir müfettiş, yeni bir işveren olarak bu eleştirilerini kabul ediyoruz. Bir diğer konu da kendisi bunu yaparken kamu görevlisiyken de bunları eleştirdiğini söyledi. Doğrudur. 5-6 tane soruşturma geçirdiğini, bir şey olmadığından bahsetti. Fakat günümüzde söyleyenlerin nerelere nasıl gittiğini gördüğümüz için bugün fazla bir şey söyleyemiyoruz. Hemen akabinde söz söylemekle ilgili şair Eşref'in bir beyti var. Bilirsiniz mutlaka ama ben buradan söylemeyeceğim. Devri istibdatta söz söylemek memnu idi diye başlayıp devam eden. Bunu arada arkadaşlarla paylaşacağım. Şimdi bugün size odanın ve sevgili üstadımızın bize verdiği görev gereği 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çalışma hayatında değişiklikler ve güncel uygulamalarla ilgili genel bir bilgilendirmede bulunacağım. Bunun için şunu 4 başlık halinde sizlere aktarmayı düşündüm. 2014 yılı programlı denetimler, genel denetimlere ilişkin açıklamalar yapmak istiyorum. Çalışma hayatındaki yasal düzenlemeler ve özellikle 6111 ile beraber getirilen 5 ya da 6 değişiklik hakkında açıklama yapacağım. İş denetimindeki uygulamalar hakkında bir bilgi, sonrasında da dediğim gibi 6111 sayılı yasanın getirdiği yeniliklerden bahsedeceğim. Burada tarihçe kısmı var. Bu konuyla ilgili genel bir iki açıklama yapıp direkt konuya geçmek istiyorum. Çalışma hayatına devletin getirdiği yasal düzenlemelerle, uluslararası standartlarla ve denetim faaliyetiyle beraber müdahalesi söz konusu, düzenlemesi söz konusu. Bu çalışma hayatının izlenmesi, denetlenmesi, teftiş edilmesi, iş denetimi olarak bahsediyoruz. Bunun bir 3008 sayılı 1936'da çıkarılan yasayla beraber tarihi bir geçmişi var. 81 sayılı uluslararası sözleşmeyle uluslararası bir boyutu var. Hepinizin bildiği 4857 sayılı yasanın 91 ve 97. maddelerinde çalışma hayatının denetlenmesinin görevi iş müfettişlere verildiğini söyleyebiliriz. Aşağı yukarı Türkiye genelinde kurul başkanlığımızda görevli 1100-1150 civarında müfettiş var. Bu arkadaşların görevi yaptığı yerler Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa grup başkanlıkları. Etraftaki iller bu gruplara bağlı olarak denetleniyor. ...2001-2002 yıllarına kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığımızda özellikle hepinizin bildiği zaman zaman karşılaştığımız Çalışma Bölge Müdürlüğü varken UNKAPAN'ında işçi şikayetleri uygulaması denetimleri söz konusuydu. Bu faaliyetler dolayısıyla önleyici denetimleri yapamadığımızı gördük. Kurul Başkanlığı bir strateji değişikliğiyle beraber 2011 yılından itibaren görev alanımızın veya görevimizin %75'ini kapsayan bu işçi şikayetlerini artık incelememeye başladık. Yine bu 6111 sayılı yasayla beraber bu görev İşkur İl Müdürlüklerine devredildi. Şimdi onlar tarafından ifa ediliyor. Biz ne yaptık ondan sonraki safhada? Biz önleyici tedbirler düşünerek, önleyici bir denetim, rehberlik görevi üstlenerek sektör, alan, risk konuları belirleyip o bölgelerde, o alanlarda, o sektörlerde bir yıl öncesinde yaptığımız çalışmayla beraber teftişlere başladık. Yani 2014 yılında şu anda uygulayacağımız denetim faaliyeti aslında
2013 yılının 8. 9. ayından itibaren yaptığımız çalışmaların sonucu olacak. 2011-2013 arası dönemde işin yürütüm yönünden, yani çalışma koşulları ve şartlarının iyileştirilmesi amacıyla, işte bunlar neler? Kayıt dışılık, ücretlerin durumu, fazla mesailer, yıllık izin vesaire konularda çağrı merkezlerinde, konaklama sektöründe, bankacılık, Tuzla Tersaneler bölgesinde, kamu hastanelerinde, sağlık sektöründe, karayolları dinlenme tesisleri, tekstil dokuma ve özel istihdam bürolarında, kayıt dışı özel istihdam bürolarında denetim faaliyetlerini icra ettik. İş sağlığı güvenliği ile ilgili, sevgili Resul Üstadımızın bahsettiği konularla ilgili, özellikle iş kazalarının en çok olduğu inşaat, maden ocakları, kimya, plastik, lastik alanlarında, büyük endüstriyel işletmelerde ve belirlediğimiz organize sanayi bölgelerindeki tüm iş yerlerini denetim almak önceliğimizdi. Buradaki amacımız şu idi: bir, o bölgedeki tüm iş yerlerinin aynı riski taşıdığını düşündük. İki, bir iş yerine girip teftiş yaptığınız zaman diğerine niye ona gitmiyorsun şeklinde bir serzenişle karşılaşmamak, en azından denetim sonrasında bir haksız rekabet yaratmamak adına bu tür denetimlerimizi yerine getirdik. 2014 yılı için başlıklar halinde bu teftiş faaliyetlerimiz devam ediyor ama bir sonraki slaytta özellikle tüm Türkiye genelinde gemi yapımı, deniz taşımacılığı, ardiye antropoculuk, liman işyerleri, kargo hizmeti veren işyerler, dinlenme tesisleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, lokanta, hazır yemek imalatı yapan işyerleri, hazır beton santralleri, tuğla, kiremit, gübre, yem, mermer ocakları ve işletme tesisleriyle 50'den fazla işçi çalıştıran tarımsal işletmelerde fiili kayıt ücret farkı, kayıt dışılık, kaçak yabancı uyruklu işçi çalıştırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi konularda 10 farklı alanda denetim faaliyetini yerine getireceğiz. Bu çalışma iş sağlığı güvenliği alanında da yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri, mobilya sektörü, tarım sektörü, atık su arıtma tesisleri, yapı işyerleri, büyük inşaat işyerleri, elektrikli teçhizat imalatı, fabrikasyon metal ürünleri, kimyasal ürünler, mineral ürünleri, kara taşıtı imalatı gibi burada sizlerin gördüğü alanlarda denetim faaliyetlerini yapacağız. Bu 2014 yılındaki öngördüğümüz denetim süresi 1-2-2014, yani Şubat'ın 1 itibariyle sahaya inmiş bulunuyoruz. Bu çalışmamız 31-11-2014 tarihine kadar devam edecek. Sonrasında bu sektörlerde yaptığımız denetimlerin sonuçlarını bir ay sonra hepsini birleştirip bir genel değerlendirme raporu yazıp kurul başkanlığımıza bildireceğiz. Yani önümüzdeki 10 aylık dönem içerisinde sizlerin defterini tuttuğunuz, sizin tabirinizde mükellefler, üstadımın dediği gibi bizim tabirimizde işverenlerin karşısına taş düşebilir, müfettiş çıkabilir. Bunlardan onları haberdar ediyoruz. Efendim? Yani bu programı teftişlerde, daha önceki denetimlerde yaptığımız gibi genel teftiş yapıp işte süreç hakkında iş yerlerinde bir düzelme var mı veyahut eksiklik varsa müeyyide uygulayıp veyahut o iş yerinin durumuna göre zaman tanıyarak gidermesini sağlıyorduk. Umumiyetle de müeyyide gündeme geliyordu. Programı teftişlerde yaptığımız incelemelerde iş yerleriyle ilgili eksik aksak var ise, bunlar tespit edilip kayda alındıktan sonra işverenin talebi bunu düzeltme yönünde ise şayet, bu da müfettiş tarafından uygun görüldüğünde denetime ara veriyoruz. Yani standart uygulamamız 2 ay. Ama iş yerinin özel bir durumu varsa bu 3 aya kadar ertelenebiliyor. Bunu erteleyip o iş yerindeki eksiklikleri beraberce rehberlik hizmetinde bulunarak tamamlanmasını sağlıyoruz. Gittiğimiz zaman eksik aksaklar devam ediyorsa, çünkü genellikle böyle bir algı var, yani gelinir, yapılır, sonra zaman verilir, bir daha uğranmaz diye bir düşünce var. Bu artık böyle değil. İkinci kez tekrar iş yerine gidiyoruz. Eksik konularla ilgili tespitimiz var ise şayet, bunlarla ilgili yasal müeyyide neyse idari para cezalarını uyguluyoruz. Şimdi şu anda uyguladığımız 4857 sayılı yasa 2003 yılında yürürlüğe girdi. Yönetmelikleriyle beraber vücut buldu. Bu 1475 sayılı yasanın yerine geldi biliyorsunuz. 1475 sayılı yasa yaklaşık 1970'ten itibaren
yürürlükteydi. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber 2003-2008 dönem arasında öyle çok büyük bir değişiklik olmadı. Geçmişten gelen birikimler, uygulamalar, yargı kararları, idarenin tecrübeleri, birikimleri bu iş kanununun sahada uygulanmasına imkan tanıdı. Sonra 2008 yılında alt işveren yönetmeliği çıktı. O kapsamlı bir uygulamaydı. Özellikle 2008 Nisan-Mayıs ayından itibaren bizlerin içinde yer aldığı Tuzla Tersaneler bölgesindeki iş kazaları sonrasında buna bir çözüm getirmek adına böyle bir işlem yapıldı. Ancak sonrasında da bir kısım sıkıntılar gündeme geldi. Hala bunun tartışmaları, uygulamada bir kısım sıkıntılarından bahsetmek mümkün. Sonrasında yine 2008 yılında ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istikakın bank aracılığıyla ödenmesi. Oda Başkanı da, Sayın Başkan da aynı şekilde bunlardan bahsetti. Her türlü ödemenin kayıt içerisinde banka üzerinden yapılması esas. Sonrasında 2008'den sonra yine öyle büyük bir değişiklik, düzenleme, yönetmelik, yasa maddesi anlamında olmadı. 2011 yılından itibaren çalışma hayatında bir kısım önemli düzenlemeler meydana geldi. Az önce sevgili Resul Üstadımızın kapsamlı bir şekilde anlattığı 6331 sayılı kanun 2012 yılında kabul edildi, yürürlüğe girdi. Aslında bu yasa 4857 sayılı yasanın 77 ve 89. maddelerini kapsayan 5. bölümünün ayrı bir yasa olarak yaklaşık 34-35 madde şeklinde düzenlenmesi. Tabii bunun içerisinde Avrupa Birliği direktifleri var. Çerçeve direktif 391 sayılı çerçeve direktifin uygulanması, yönetmeliklere aktarılması şeklinde özetlemek mümkün. Yine 4857 sayılı iş kanununun kapsamında olup da iptal edilen ve 6331 sayılı yasanın altında düzenlenen iki tane yönetmelik var. Bu 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işler, bir de kadın işçilerin gece postalarında çalışmasına dair yönetmelik. 6331 sayılı yasa 30-35 maddelik kısmı, yaklaşık 30-35 tane yönetmelik, bir o kadar 5-10 tane de tebliğ ile beraber şu anda çalışma hayatının en güncel konularından birisi. Bunun yanında 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanun daha önce 2821 sayılı sendikalar, 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi, grev ve lockout kanunuydu. Bu iki kanun tek bir kanun altında birleştirildi. Yukarıda bir kanun ikiye bölündü, aşağıda iki kanun birleştirildi. Bu da ilginç bir tercih herhalde. Yine çalışma hayatını tabii kanun kapsamı dışında kalan, yani 5. maddede belirtilen, 4857'nin 5. maddesinde belirtilen kapsam dışında kalanlara yönelik düzenlemeler 6098 sayılı borçlar kanunuyla beraber çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren bazı düzenlemeler yapıldı. Bu da 818 sayılı kanun yerine geldi. Yine 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu, işte davası devam eden iş davalarının, iş mahkemelerinin nasıl bir yol izleyecek, temize gitmeden önce bölge mahkemelerine vesaire gitmesiyle ilgili bir kısım düzenlemeler var. Yine ticaret kanununda bir düzenleme mevcut. Yine 2008 yılında işte istihdam paketi diye bildiğimiz ayrı bir yasal düzenleme var. Ben şimdi sizlere 6111 sayılı yasada iş kanunu ile ilgili getirilen yenilikler var. Bu yasa aslında kamu kurumlarının vergi ve prim alacaklarının düzenlenmesine dönük bir yasa olmakla beraber bunun içerisinde yaklaşık 216 ana madde, 18 geçici madde olmak üzere toplam 234 maddelik bir düzenleme yapıldı. Bu uzun yasa kamuoyu tarafından torba kanun olarak biliniyor. Yine bugünlerde böyle bir şey söz konusu. Tam olarak çıktığı zaman göreceğiz içerisinde neler olduğunu. Belki bu da ayrı bir toplantı konusu olabilir. Yine 2011 tarihinde 665 sayılı kanun hükmünde kararname ile beraber Çalışma Bakanlığı'nın teşkilat kanununda değişiklik yapıldı. Ne oldu bu değişiklikte? Bakanlığımıza bağlı 3 teftiş heyeti birleştirildi. Hangisi? Türkiye İş Kurumu, Bakanlık Teftiş Kurulu ve İş Teftiş Kurulu tek bir çatı altında. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak denetim faaliyetini icra ediyor. Bunun yanında hepinizin bildiği Unkapanı'nda sıkça gidip geldiğiniz çalışma bölge müdürlükleri kapatıldı. Yaklaşık 30 tane bölge müdürlüğü. Bunların görev ve yetkileri illerde İşkur il müdürlüklerine devredildi.
aslında 6111 sayılı torba kanunda sadece iş kanununa veya işsizlik sigortası kanununa dönük düzenlemeler yok. Bahsettiğimiz gibi 234 maddelik bir kanun metninin içerisinde işte karayolları trafik kanunundan, YÖK kanunundan, yabancı işçilerle ilişkin düzenlemelerden, vakıflar gibi 5510, 506 sayılı gibi, kabahatler kanunu gibi her kanundan düzenleme mevcut. Buradaki ben 5 maddeye bahsedeceğim, 5 maddeye değineceğimden bahsettim sizlere. Öncelikle 76'dan 80'e kadar devam ediyor ama 75. madde yine çalışma hayatını ilgilendiren bir düzenleme. Yabancıların çalışma izinleri hakkında kanunun 20. maddesine bir değişiklik yapıldı. Şimdi ülkemizde çalışan yabancı uyruklu işçilerin çalışmaların usul ve esasları 4817 sayılı yasada belirlendi. Yani bunun için ikamet izni alacak, çalışma izni alacak, bakanlığa başvuracak vesaire. Bir kısım prosedürler mevcut. Ancak buradaki eksik veya yanlış olan konularla ilgili denetim yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve Çalışma Bakanlığı iş müfettişlerine ait. İkinci ve üçüncü paragraftaki getirilen değişikliklerle beraber genel ve özel bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin kendi mevzuatları gereğince iş yerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenlerle yabancıların bu kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri tespit etmeleri halinde durum bakanlığa bildirilir. Şimdi bizim bir iş yerimiz var. İş yerimize işte bu kimlik kanunu gereği, kimlik bildirmeden dolayı bir kolluk kuvvetlerince bir uygulama yapıldığında bu iş yerindeki çalışanlarla ilgili bir tespit var ise ve bunların içerisinde yabancı uyruklu bulunması halinde buradaki çalışanların kayda girmesiyle birlikte konu İşkur İl Müdürlüğü'ne gönderiliyor. Yani herhangi bir müfettişin teftişi veya incelemesi olmaksızın bölge müdür İşkur İl Müdürlükleri buradaki tespitlerin yeterli olmasını veya tespitlerin somut bilgilere, belgelere dayandığına kâni olması halinde, inanması halinde direkt bunlarla ilgili idari para cezası uygulayabiliyor. Bu yasaya 6111 ile getirilmiş bir düzenleme, bir yenilik. Sonrasında 76. madde İş Kanunu'nun 74. maddesiyle ilgili bir fıkra eklendi. Belki bu bayan çalışanları daha çok ilgilendiren bir durum. Çünkü 74. maddede özür dilerim. İşçilerin doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta çalıştırılmaması esas. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki süreye 2 hafta daha ekleniyor. Doktorun onayıyla birlikte işçi doktorun rapor vermesiyle beraber doğumdan önceki son 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Doğumdan önce çalıştığı süreler bu yasayla birlikte doğumdan sonraki zamana eklenmesi söz konusu. İşte erken doğum halinde veya doğumdan önce kullanmadığı bu dönemdeki çalışmadığı süreler doğumdan sonraki izin üzerine eklemek mümkün. Bu düzenleme emredici nitelikte bir hukuki düzenleme olup çalışanın veya çalıştıranın kısmen veya tamamen bu haktan faydalanmaması söz konusu değildir. Yine bu maddeye paralel bir düzenleme 5510'un 18. maddesinde yapıldı. Buradaki doğumdan önceki çalışmadığı süreler doğumdan sonraki süreye aktarılmak kaydıyla beraber 18. maddede işçinin bu önceki almadığı geçici iş göremezlik ödenekleri doğumdan sonraki izniyle beraber kullanıp bundan da faydalanması mümkün. Yine İş Kanunu'nun 91. maddesinde denetime ilişkin yetkili birimlerin, görevlilerin sayıldığından bahsetmiştik. Çalışma hayatını devlet adına denetleyen birimin ismi İş Teftiş Kurulu, denetleyenlerde iş müfettişleri olduğundan bahsettik. Şimdi bu yasayla beraber iş yerinde çalışan işçilerin yasal hak ve alacaklarıyla ilgili incelemeler müfettişler tarafından yapılacak. İş akdi sona erdirilenlerle ilgili inceleme 6111 sayılı yasayla beraber Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine verildi. Şimdi işçinin iş akdi sona erdiğinde ihbar, kıdem, izin, ücret vesaire fazla çalışma alacakları varsa şayet bununla ilgili ya bizzat gidip başvuruda bulunabiliyor ya da telefonla Alo 170 hattını arayıp ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama onu da eleştirmek gerekebilir belki. Fakat ben burada eleştirmeyeyim.
arayıp oradan bir evrak oluşturup varsa bir kısım şikayetlerini sıralayarak taleplerde bulunabiliyor. Daha sonra bu İşkur İl Müdürlüğü'nde oluşturulan evrak tebliğ ediliyor işverene. İlgili kayıt ve belgelerle beraber sizler ve işvereniniz gidip orada gerekli izahatı, açıklamayı yapıyorsunuz. Bununla ilgili bir konuya dikkatinizi çekmek isterim. Bu yasa değişikliği olduğu zaman buna bizlerin itirazları oldu. Gerek İş Müfettişleri Derneği'nin, gerek bazı arkadaşlarımızın. Çünkü 1936'dan beri olan bir birikimin, arşivin, tecrübenin sıfırlanması söz konusu. Bu bilgi aktarımının işte bu kurumlar arası geçişin olmadığını görüyoruz. Bununla ilgili de yaşadığım bir örneği kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Bir iş yerine teftişe gitmeden önce Tuzla'da o iş yerindeki dosyayı incelemek üzere İşkur'a gitmiştim. Daha önce bir işçi şikayetiyle ilgili bir inceleme yapılmış. Olay kısaca şu: bayan işçi memesa, yani kanser hastası, raporunu takip eden birkaç gün içerisinde işe başlamamış. Aradan bir buçuk ay geçtikten sonra işveren işçinin iş akdini işe başlamadığı gerekçesiyle feshetmiş. Bunu inceleyen arkadaşlarımız da bunu yerinde bulmuşlar. Şimdi aslında yani konuyu görmeden, üzerinde fazla düşünmeden evrak üzerinde baktığınız zaman bir, işçinin neden işe gelmediğinin işveren tarafından sorgulanması gerekir. İki, zaten daha önceki uygulamada bu arkadaşın bir raporu var. Önemli bir hastalığa ait bir rapor. Yani bunun vicdan sahibi, ahlak sahibi insanlar tarafından en azından telefonla da olsa sorgulanması gerekir. Niye gelemedin? Belki raporunu ulaştıramadı, bilemiyoruz. Sonrasında yasada belirtilen bu hak, derhal fesih hakkını kullanabilmeniz için 6 iş günlük diye bir hak düşürücü süre var. Adam 1,5 ay sonra iş hakkını feshetmiş. Yani bunu gelmedikten bir hafta içerisinde gerekli işlemleri yaptıktan sonra feshetmesi gerekir. 1,5 ay sonra feshettiği zaman bu bildirimli fesihtir. İhbar ve kıdem tazminatının verilmesi gerekir. Bu yaşadığımız sadece bir örnek. Sonrasında merak ettim. Evrakın fotokopisini alıp iş yerine gittim. İncelememiz bittikten sonra işçinin ismiyle beraber sordum. Ne oldu dedim bu arkadaşın durumu? Dedi biz haklı çıktık orada. Tamam. Ama dedi onu dedi 6 ay önce kaybettik. Yani başvurduktan 1 sene sonra işçi hayatını kaybetti. Şimdi düşünüyorum, meslek hayatımda hiçbir zaman böyle bir ayrıntıyı gözden kaçırmadım. Ya da buna çok dikkat ettik. Rapor okuma komisyonlarında vesaire şeylerde. Şimdi bu insanın oradan alacağı işte ne kadar bilmiyorum, 3-5 yıllık kıdem tazminatıyla belki hastalığında ömrünü bir gün, bir hafta, 10 gün yani derdine derman olacağını düşünüyoruz. Yani bu yasanın bu şekliyle çıkışındaki bizim bazı düşüncelerimiz, eleştirilerimiz dikkate alınmadı. Dolayısıyla bu tür sonuçlar ortaya çıktı. Artık bunların sorumlusu kimse, hesabı burada kapatamadılar. Umarım orada kapatırlar. Yine 6111'in 77. maddesinde bu iş denetimiyle ilgili 91. madde, az önceki anlattığımız konuyla ilgili, işçinin iş akdinin sona ermesinden doğan işçilik alacaklarının müfettişler tarafından değil, İşkur İl Müdürlükleri memurları tarafından incelenmesine dair bir düzenlemedir. Bununla ilgili zaten açıklamayı yaptık. 92. maddesi de, yani evrak ibraz etmemek, denetimi zorlaştırmak, istenen kayıt ve belgeleri sunmamak gibi idari para cezalarının uygulanması müfettişlerin uhdesinde olan bir düzenlemeydi. 6111 ile beraber iş akdinin sona ermesindeki işçilik alacakları İşkur'a devredildiği için buraya bölge müdürlüğü diye geçiyor ama bunu artık bölge müdürlüğü de kapandığı için İşkur İl Müdürlüğü'ndeki memurların istedikleri kayıt ve belgeleri ibraz edilmemesi halinde idari para cezası uygulamak üzere yasaya bir düzenleme getirildi. Yine ikinci paragrafta şöyle bir düzenleme mevcut. Bu incelemenin sonucunda kayıt ve belgeleri ibraz ettikten sonra eğer işçinin talebi haklı görülür, işvereninki haklı görülmez ise şayet, ki birçoğunuzda %99 böyle olduğu yönünde bir kanaat olduğunu biliyorum, 30 gün içerisinde size yapılan tebliğden sonra eğer konuyu yargıya intikal ettirmezseniz buradan çıkan sonuçla bağlısınız. Bu bir nevi işçi lehine yapılmış bir düzenlemedir. Bunu da dikkatlerinize, bilgilerinize sunuyorum. Bir diğer değişiklik 79. maddeyle beraber
108. maddenin 2. cümlesinde bir değişiklik yapıldı. 101 ve 106. maddelerin idari para cezalarının uygulanması doğrudan İşkur İl Müdürlerine verildi. Şimdi 101 ve 106. maddeler neler diye aklınıza geliyor. Hemen bu soruya da cevap verelim. 101. madde, 30. maddede özürlü ve eski hükümlü, yani engelli ve eski hükümlü işçi istihdamına dönük bir düzenleme. Buradaki aylık gönderdiğiniz işçi çizelgelerindeki dosya üzerinde eksik olan özürlü ve eski hükümlü yükümlülüklerinin yerine getirilmediği kayıt üzerinde tespit edildiğinde bilin ki bu ceza müfettişlerden değil, İşkur'dan geliyor. O tarafa doğru yönlenmenizi öneririm. 2014 yılı içinde bu uygulama 1903 lira. Yine 106. maddede ise 4857'nin 90. maddesine atıfta bulunuyor. Burada iş ve işçi bulmaya aracılık hizmeti sunan özel istihdam bürolarının yetkilendirilmesi süreci var. Bu da İşkur İl Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Yani oradan yetki almaksızın kaçak olarak bu işlerin yapılması halinde ve tespiti durumunda İşkur İl Müdürlüğü'nce 106 ve 101. maddenin işlemleri İşkur İl Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Ha, birkaç yerde firmanın merkezi varsa, o zaman merkezinin birkaç yerde şubesi varsa merkezinin olduğu yerdeki İşkur İl Müdürlüğü tarafından uygulanıyor. Bu da bir kısım mükerrer işlemlerin önüne geçmek adına yerinde bir düzenleme diye düşünüyorum ben. Son olarak bu açıklamalardan sonra 4857 sayılı iş kanununda 2014 yılında hepiniz biliyorsunuz, biz de sizin sayfalarınızdan görüp değerlendiriyoruz. Yeniden değerleme oranlarıyla beraber idari para cezaları yeniden düzenlendi. Bir kıdem tazminatı fon uygulaması gündemde oldu. Bu taraflar tarafından tartışıldı ancak bir mutabakat sağlanmadığı için ertelendi. Yine torba kanununa gelmesi düşünülen, yine mutabakat sağlanmış bir konu, işçi alacaklarının devlet alacağından sonra gelmek üzere bankaların vesaire diğer alacaklarının öne geçmesi için bir düzenleme var. Alt işveren yönetmeliğinin çok tartışmalı olduğunu, bu konuda bir kısım düzenlemeler yapılması yönünde bazı çalışmalar, çalışmalar yapıldığını biliyorum. Ancak henüz bir gelişme yok. Eski yönetmelikle bağlıyız. Benim size bu konuyla ilgili sunabileceğim bilgiler bunlardan ibaret. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Adem Mortaş Üstadımıza biz de teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Çıkışta soru kağıtlarımız var. Sorularımızı yazılı olarak alacağız. Yalnız sizlerden ricam özel sorulara değil de genel sorulara yer vermeniz. Süremiz yettiği ölçüde bütün sorulara cevap vermeye çalışacağız. 20 dakikalık bir ara veriyoruz şimdi.